Merhabalar. Bugün yine açılıştaki konuşmadan anlaşılacağı gibi affetmekle ilgili konuşacağız. Enteresan bir sohbet olacağını düşünüyorum. Elbette ki bu bir kavram ama birçok kavramlarla onun ilişkisini, affetme nedir, ne değildir, affettiğimizi nasıl anlarız, affetmenin bir yolu, bir sistemi var mı, yararları, kabul, öfke, suçluluk, utanç gibi, özgürlük, pişmanlık gibi birçok kavramla olan ilişkisini konuşacağız. Ve son olarak da affetmenin yolları ile ilgili acizane önerilerde bulunacağız diye tahmin ediyorum. Evet, bugün birbirinden değerli iki konuğum var. Psikiyatrist doktor Samuray Özdemir. Samuraycığım hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, sevgili hocam Profesör Doktor Sinan Canan, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi her görmek çok iyi. Güzel. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, o zaman şöyle başlayalım. Yani bu soru küçük ama biliyorum ki cevabı büyük efendim. Affetmek nedir? Yani önce bir ne olduğunu tanımlayalım. Şöyle yavaş yavaş giriş yapalım diyorum. Evet, buyurunuz. Şimdi, buyurun hocam. Valla öncelikle bildiğimi zannetmiyorum. Affetmek duygusal bir meseleyle başa çıkmanın çok âli ve büyük bir yolu gibi gözüküyor. Âli ve büyük olduğunu nereden çıkarıyorum? Herkes tavsiye ediyor, herkes öneriyor. Ha, kadim evet, kültürlerdeki en yüksek seciyelerden biri gibi gözüküyor affetmek. Ama beceremiyoruz. Kolay bir şey olsa yapardık. Dile ve kolay. Tabii zor bir şey de yüksektir zaten genellikle. O yüzden zordur. İnsanı yükseltir ya da yüksek olmak gerekir. Affetme tabii, yani ben de tabii hayatımda böyle bir bu takım imtihanlarla çok karşılaşmış birisiyim. Ben de kızdım. Kendi bellesi. Affetmeniz mi yoksa sizin affetmeniz mi? Hem ben çok kızdırdım. Hem ben çok kızdım. Yapmayın hocam ya, siz birini kızdırıyor musunuz? Herkes tabii, olmaz olur mu? Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Özellikle şimdi yani yakın çevrenizdeki insanlarla şeyden başlayayım. Birkaç sene evvel Mindwise diye bir kitap okumuştum. Hmm. Orada işte insanları tanımakla ilgili ön yargılarımızdan bahsediyor ve ilginç bir takım çalışma sonuçları söylemiş. Onlara göre kendimize en yakın olan insanları en az tanıyoruz. Çünkü onlarla ilgili çok fazla varsayımımız var. Hani bizim evin çocuğu deriz ya, ya bizimki böyledir deriz. Yakınımızda olan eşimiz, dostumuz, çocuğumuz falan olunca onlar hakkında varsayımımız çoktur. Ama yabancı, biraz daha uzak birisi olduğunda orada onu tanımak için biraz daha böyle dikkatli, uyanık, analitik bakarız. Hmm. Azıcık daha anlamaya çalışırız. Biraz daha açığızdır aslında. Kitap bunu söylüyor ve kendim de ben bunu çok fark ettim. Ve sizin yakın çevrenize giren insanlarla sıklıkla bazı sorunlar yaşıyor olmanızın da bu konuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hele ki uzun dönemde, özellikle pek yakın ilişkilerde insanlar birbirlerini anlıyormuş gibi yaşamaya devam ediyorlar. Ta ki büyük bir kriz anı, bir sorun, bir şey patlayana kadar. O zaman işte defterler açılıyor, ortaya bir şeyler dökülüyor. Bir bakıyorsun, aa diyorsun, bu olay nereden çıktı, nasıl bu raddeye geldi? Ve sonra bu çok büyük bir duygusal belki pişmanlığa, kırılıma bir şeye sebep oluyor. Şimdi bu zaten hayatımızda tonla yaşadığımız bir şey. Hepimiz de bunu yaşıyoruz. Ben sıklıkla ne zaman daha kolay affedebiliyorum ve devam edebiliyorum ve ne zaman bunu yapamıyorum'a bakınca affetmenin hakikaten her zaman kolay bir şey olmadığını ve benim durumumla alakalı bir şey olduğunu fark ettim. Affetmesi gereken kişi olarak. Ve karşımda affedebilen ve affedemeyen insanları şöyle bir incelediğimde, hani meslekte insan davranışıyla uğraşmayı gerektiriyor ya, belli durumlarda kendisiyle tatmin içinde hayatından razı insanların affetmekte daha mahir olduklarını ama kırgın, hayata karşı küskün ve hayatından pek razı olmayan insanların ise affetmekte zorlandığı gibi bir yargım oluştu, bir görüşüm oluştu. Sen bugün affetmekten konuşacağız deyince de ben hafif bir literatür baktım şöyle neler yapılmış falan. Rahatladım, kimse bilmiyormuş affetmenin ne olduğunu. Evet belki, evet tabii, literatürde tabii. De çok açık yani bazı bulgular tabii. Var ama tabii bu çok şey bir kavram yani kişiye özgü bir kavram. Bugün hepsini konuşacağız zaten yani tek bir tanımı yok, tek bir biçimi yok. Ama hocam diyor ki affetmek zor. Kendimize yakın olanları az tanıyoruz ve ilişkilerde çok ortaya çıkıyor. İlişkisel boyutu çok fazla ve affetmek... Aslında dediniz ki mesela bu da çok
bence ben buna katılıyorum hocam. Yani affetmek sadece yapılan durum ve olan olayla ilişkili değil. Aslında kişinin kendi o anki psikolojik iyi oluşuyla da çok aslında çok alakalı. Sen ne düşünüyorsun Samuray bu konuda? Affetmek nedir? Hocamın dediği gibi biz hepimiz incindiğimiz oldu, incittiğimiz de oldu geçmiş hayatımızda. Değil mi dediğiniz ya, gibi? Bu evet. İmtihanı hepimiz illaki verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu geçmişte bir dolu yaralarla beraber geliyoruz. Ve baktığımızda bu yaralar eğer açık kalıyorsa, eğer bunları kapatamıyorsak, bir dolu olumsuz duyguyu da yanımızda böyle külçe gibi, yük gibi taşımaya devam ediyoruz. Bunun içinde senin de başta saydığın gibi öfke var, üzüntü, keder var, intikam duygusu, hırs var, hınç var, kin var, nefret var. Bunlar çok ağır duygular ve çok uzun süre taşınamayacak duygular aslında. Çünkü bunları uzun süre taşıdığımızda araştırmalar hem fiziksel hem ruhsal sağlığımızı önemli oranda etkilediğini ve çok ciddi hastalıklara da zemin hazırladığını göstermiş. Affetmek dediğimizde aslında anladığımız şey şu: geçmişte olanı bugüne taşımamak, taşıdıysak da artık onu geride bırakmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama geride bırakmanın tabii bir dolu yolu var. Affetmek bir süreç çünkü, bir takım aşamalardan geçerek, hocamın dediği gibi zor, zahmetli ve vakit alan bir süreç. Affetmeye hazır olmamız gerekiyor. Ama ancak affedebildiğimizde bu duyguları geride bırakıp rahatlayabiliyoruz, özgürleşebiliyoruz, iç dünyamızda özgürleşebiliyoruz. Evet. Aslında affetmek çok kısa bir kelime, vazgeçmek. Geçmişteki o yaradan onu kapatmak ve artık o yükü taşımaktan vazgeçmek aslında bence. Evet, değil mi? Yani aslında yük diye çok fazla, yani bir sırttaki bir yük, ruhsal bir yük olarak da çok fazla geçiyor yazıların içinde. Bazen akademik makaleleri ben de incelediğimde affetmekle ilgili literatürde mesela şey diyor: olaya dair negatif duyguyu geride bırakıp pozitif duygular edinmek. Yani buna inanıyor musunuz? Buna katılıyor musunuz? Yani illaki pozitif bir duygu ya da hoşa giden bir şey mi hissetmek lazım duruma karşı affetmek için sizce hocam? Valla ideal versiyonu o gibi gözüküyor. Çünkü şimdi affetme diye konuştuğumuz meseleler duygusal konular. Ve duygu, içerideki duygu değişmediği sürece sizin onunla ilgili gösterdiğiniz davranışın değişmesini beklemezsiniz. Yani acıyorsa bir yeriniz, yani o acıyla ilgilenirsiniz. İnsanın canı acıyan yerindedir denir ya. Dolayısıyla onu içeride bir şeye dönüştürmeden, bir transformasyona uğratmadan o etki sizde geçmez dolayısıyla. Şimdi bu tabii mantıken böyle anlatıyoruz ama diyelim ki birinden çok kötü bir şey gördünüz ve yani hayatınız berbat oldu, ya duygularınız alt üst oldu. Aradan zaman geçti, o kişiyle alakanız kalmadı, bir şey oldu. Ama devamlı o geçmişteki hikaye aklınıza gelince ah keşke diyorsunuz, yani böyle olmasaydı. Şimdi Oprah söylemiş, internette araştırırken rastladım çünkü Oprah Winfrey demiş ki affetmek geçmişte olmuş bir hadisenin değişebileceğine dair umudu terk etmektir. Şimdi çok güzel bir söz bence. Pişmanlık benim hayatımda gördüğüm en faydasız duygu. Yani kesinlikle hiçbir faydası yok. Geçmişte olan bir şey keşke olmasaydı deyince iki şey yapıyorsunuz. Bir, değişmeyecek bir geçmişin yükünü stres olarak sırtınızda taşıyorsunuz. İki, onu değiştiremeyeceğiniz için bugünkü şeylerden şikayet ederek geri kalıyorsunuz. Yani bugün yapabileceklerinizi yapamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bağlayıcı, hareketsizleştirici bir duygu. Affetmemek de öyle, kin duymak da öyle. Evet. Devamlı bir düşmanlık hissetmek de böyle. Şimdi ben bizim kadim literatürdeki hoş görme kavramını bununla çok ilişkilendiriyorum. Evet, zaten sözlük anlamlarından biri de hoş görmek. Tabii. Hoşgörüyle karşılamak, ama mazur görmek. Ama hoşgörüyü tolerans diye anlıyoruz. Ya katlanmak gibi anlıyoruz. Halbuki hoş görmek, kötü gözüken bir şeyin hoş yanını görebilmek. Yani size yaptığı katkıyı, size yaptığı olumlu dönüştürücü etkiyi fark edebilmek. Şimdi bir bazı terapilerde falan, ben çok hani terapi işini falan bilmem, biraz kitabidir o konuda bilgim, ama mesela geçmişteki bir olayı alıyorlar, işte bir üzerine konuşuyorlar falan, sonra şöyle bir muhabbet oluyor bazen: o olay olmasaydı bugün hayatındaki en güzel şey hayatında olur muydu? Ha, böyle bakıyorsun, hakikaten iyi ki o olmuş ki bugün bu güzel şey var. Onunla bunu bağlayınca o bir anda hoş oluyor. Yani geçmişte kötünün kötü içindeki iyiyi de görebilmek aslında. Mesela ben şimdi en zararsız anlatabileceğim mesela affetme anım. Ay, hadi çok heyecanlıyım. Bir akademik mesele. Yani bir, ben bir hocamız özel vardı. Bir magazinel bir şeye girecek. Yok yok, Allah selamet versin. Yani bir akademisyen nasıl olmaması gerekiyorsa adamcağızda bütün özellikler vardı. Hayatımı da akademisyenliğin ilk yıllarında mantar etti. Ben o zaman ona çok kızdım, tepem attı, kinlendim, öfkelendim.
Yaklaşık 15 yıldır onu hep düşünüp içimden teşekkür ediyorum. Çünkü o öyle olmasaydı ben böyle olamazdım. O şey mi? İlk bir programda söylemiştiniz hani Nevzat Hoca'nın kitabını okumuşsunuz. Yok ondan daha önce. O da ayrı bir konumuz. Ona da şimdi teşekkür ediyorum. Yani bir narsisistik bir bölüm başkanımız. Evet evet onu okuyup. Akademide psikopat çoktur biliyorsun. Yani böyle şeylere insan çok rahatsız. Biz de dahil olmak üzere olacak o zaman. Yani yok yok senden olmaz o. Özel bir karakter. Mutsuz akademisyen bu. Yok yani çok şükür. Hayat, yanda hayatı olmayan akademisyen başkasına eziyet eder biliyorsun. Her meslekte var bu. Evet. Şimdi ona bakıyorum. Mesela bana o gün ondan başka hiç kimsenin nasıl olunmaması gerektiğini bu kadar verimli öğretemezmiş. Tamamen alan çalışması yaptırdı bana. Ve ben o günden sonra canımı dişime takıp öyle olmamak için inşallah becerdiğim kadarıyla çok çalıştım. Ve şimdi artık onu hoş görüyorum. Hatta geçenlerde hasta olduğunu öğrendim. Yemin ediyorum üzüldüm. Yani hastalandığını söyledikleri zaman üzüldüğümü fark ettim. Şimdi böyle bir af ne işe yarıyor bende? O duyguya takılıp kalsam, devamlı onunla kavga etsem ne o değişecek ne ben ilerleyebileceğim. Şimdi ona teşekkür edebilecek, onu hoş görebilecek pozisyona geldiğim için ben devam edebiliyorum. İşte efendim devam etmek, eski evet. Eşinizden, kavgalı olduğunuz dostunuzdan, oradan buradan bir şeyler taşıyor olabilirsiniz ama yani şu anda illaki hayatta bir şey güzeldir. O güzellikle bunu bağdaştırmanın bir yolunu bulabilirsek ve o güzelliği arttırabilirsek affetme zaten kendiliğinden oluşan bir şey. Böyle bakınca da affetme gerçekten özgürleşme. Çünkü sizin değiştiremeyeceğiniz bir şeye takılmanız bugün sizi zincirlerle bağlıyor. Ve ne zamanki özellikle duygusal riski olan kararlar alacaksınız, ne zamanki benzer bir ilişkiyi kurmaya çalışacaksınız, hep bu korkuyla yaşayacaksınız. Aynısı olur mu? Gene bana bu yapılır mı? Gene böyle bir yanlışa rastlar mıyım ben gibi. Dolayısıyla bundan kurtulmak da iyi bir fikir gibi gözüküyor ama söylendiği kadar kolay değil. Kolay değil. Değil. Mesela bu arada parantez içinde benim o eski olayı bugün hoş görebilmem hayatımda rastladığım birçok şanslı karşılaşma sonucu bana çok yardımcı olan, yolumu açan ve bugün beni hayatından, varlığından razı bir insan olma konusunda çok desteklemiş birçok olay ve kişiye de bağlı. Yani biraz yaşam size yardım ederse kolay oluyor bu iş. Yani iyi insanlarla karşılaşırsınız. Ama ben yani bunu bir şekilde kızdığım her insana karşı çok hızlı hissetmeye gayret ediyorum. Unutmaya çalışıyorum. Yani illaki bir zaman faktörü gerekmiyor değil mi? Yani zaman mı geçmeli gerçekten? Hani biz süreç diyoruz ama şiddete gerçekten bağlı. De evet değil mi? Şiddetine bağlı aslında. Yani illaki hani suların durulması, o şiddetin geçmesi mi gerekiyor sizce? Bir kere yani bir onun işte safhaları da herkes yaşamıştır bunu. Önce bir öfkeyi, kırgınlığı neyse onu bir ifade etmek ve anlamak gerekiyor. Anlamadığınız şeyle hemhal olamıyorsunuz. Önce işte bir eşimizle, dostumuzla hasbihal etmek, dertleşmek bunun için lazım. Ya da bir uzmanla görüşmek. Bir kere onu bir ifade edip bir tanımını koyuyorsunuz. Kendinize itiraf ediyorsunuz. Ondan sonra onu artık kabullenme safhası başlıyor. Anladığınızda kabullenebilirsiniz. Ancak. Tabii evet. Şimdi bir hani duyguların nasıl oluştuğuyla ilgili bir sürü teori var ya ben şey tarafındayım yani önce düşünce sonra duygu oluşuyor onu seviyorum o modeli. Mesela biz aslında duygusal bir sorun yaşadığımızı düşünürken aslında bunun düşünce kalıplarımızdan geldiğini de fark ederiz çoğu zaman. Kafamızda bir filtre sistemi çalışmaktadır onun yüzünden aldığımız duygusal girdi bizde hep standart bir duygusal çıktı oluşturur. Düşünceyi değiştirmek için de onu fark etmek gerekiyor. Evet. İşte mesela bu olaylar farkındalık acık zaman alabiliyor. İkna evet. Süreci evet, gerekiyor. Evet. O yani zaten farkındalığı işte aceleye getirmeye çalışınca hayal kırıklığı oluyor insanlarda. Hani ya işte fark edemedik hani ya hiçbir şey değişmiyor gibi. Affetmek çok övgü alan bir kavram. Ve dolayısıyla ruhsal işte hafifleme, iyileşme, esenlik haliyle son derece ilişkili. Kişiler bir yani enteresan bir şey oluyor. Bu affetmekten bu kadar çok bahsedince de bir affedemedikleri durumla ilgili yük oluyor. Bir de durumu affedememekle ilgili yani ikinci bir katman oluşuyor sanki. Yani affedememenin suçluluğunu yaşıyor insanlar. Biraz da yani terapide vesaire aslında biraz da gündeme gelen bir şey değil mi? Yani kişiler... Terapiye gerçekten bu kadar bilinçli olarak geliyorlar mı? Hocam bir şey söyledi. Dedi ki fark etmek. Evet yani önce neyi affedeceğimizi fark etmek gerekiyor. Herkes direkt affedememe gibi bir problem yaşamıyor. Çoğunlukla kişiler
aslında bir affedememe durumu olduğunu bile fark etmiyorlar değil mi? Bazıları direkt gelirken, sen bunu klinik olarak nasıl deneyimliyorsun Samuray? Tabii, klinikte, çünkü bir sürü hastan var, tabii, danışanların var. Klinikte biz ya semptomu görüyoruz, ilk bize semptomla geliyor. Yani semptom derken kastım mutsuzlukla geliyor, hayattan keyif almıyorum diye geliyor ya da işte ilişki problemleriyle geliyor. Tabii biraz bu süreçleri eşelemeye başlayınca aslında bu affedememe, affedilmeyi bekleme gibi bir takım kavramlar su yüzüne çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Çoğu zaman affedemediği için gelen çok kişi görmedim. Yani affetmek için terapiye geldim ya da affedilmek için terapiye geldim. Bu düzeyde farkındalık keşke daha yüksek olsa. Yani. Değil mi yani? Bunlar biraz daha terapide o farkındalığa, hedeflediğimiz farkındalık düzeylerinden biri de bu aslında. Problem öfke gibi, daha duygu gibi tabii geliyor yani, değil mi? Yani duygu, problemi duyguyu fark ediyor. Şimdi değil. Hocamın dediği gibi bir duygu var ama duyguyu yaratan düşüncenin farkında değil çoğu zaman bireyler. Biraz o altta yatan düşünce sistemini anlamaya çalışıyoruz. Neden nasıl bu duygu algılıyor? Çıkıyor? Evet. Şimdi genelde bu affetme konusundan bakacak olursak hani hep böyle bir olumsuz duygular var geçmişe yönelik. Öfke dedik, nefret dedik, kin dedik. Biraz da bu duygularla baş edemedikleri için bir takım düşünceler oluşturmaya başlıyorlar. Böyle düşünce silsileri ama bu düşünceler genelde bizim gözümüzden olayı değerlendiren çok taraflı düşünceler, yanlı bakıyoruz. Ve o yüzden de düşüncelerimiz de yanlı oluşuyor. Böyle bir objektif, dışarıdan bakan bir göz gibi bakamıyoruz olaylara da, yaşadıklarımıza da. Dolayısıyla ne oluyor? Ya karşı tarafı suçlamak. Ya tabii. Da kendini sürekli pişman hissetmek, keşkeler ve kendini suçlamak gibi. Ama hani bir ortadan bakabilmek aslında terapide hedeflediğimiz o. Nesnel bir bakalım ya bu olaya. Eğrisiyle doğrusuyla dürüst, açık bir şekilde baktığımızda bunu bir net görebilirsek düşünce sistemi değişmeye başlıyor. Tarafsız düşünmeye başladığın zaman da duygular değişmeye başlıyor. O kadar ağır öfkenin, kinin yerine biraz daha olumlu. Daha hoş değil, konuşmak bile, dillendirmek bile değil mi? Hocamın tabii. Da söylediği gibi aslında dillendirmek bile bir şifa aslında. Sembolleştirmek, kavramsallaştırmak onu ya tabii, anlatabilmek. Anlaşıldığını görmek yani elbette dostun arkadaşına da bir şekilde anlatmış, paylaşmış olarak geliyorlar ama hani bir ona kılavuzluk eden, tarafsız bakan, onu anlamaya çalışan biriyle çalıştıklarında ve anlaşıldıklarını hissettiklerinde kendileri de o bir yolculuk gibi terapi zaten. O seyahatte bir kılavuz ve tarafsız bir kılavuzun esinde kendileri de tarafsız bakabilmeyi bir süre sonra deneyimliyorlar ve tarafsız bakmakla birlikte işte o kör kuyuları, o düşünce duygu dünyamızın ve onun oluşturduğu olumsuz duyguların o girdabından çıkabilme şansları, bir özgürleşme olanağı buluyor kişiler. Bir de affetmemek neye hizmet ediyor acaba? Onu anlamak da çok önemli değil mi? Yani bir tehdit algısı var çünkü ortada. Yani affedersem eğer tehdit devam ediyor. Yani o aslında hani hoşa gitti, biraz önce söylediniz ya, yani aslında bu hoş değilmiş gibi, hoş bir durum değilmiş gibi görüyor ama onun içinde bir güzellik de var ama daha çok tabii zihnimiz biraz daha bu tehdit algısına yönelik. Aslında affedememek neye hizmet ediyor bizde? Neyi affedemiyoruz ki sizce? Şimdi konuşurken aslında affetme konusunun esas teması, bana soracak olursanız şöyle gözlemlerimi bir topladım, kişisel tecrübelerim. Mesela ben terapi yapmıyorum ama çok gözlemliyorum. Bir de kişisel hayatı mesleki anlamda gözlemlediğinizde çok bağıran bir tema var. Aslında çoğu mesele kendini affedememekle alakalı. Mesela ben bunun en tipik örneğini Türk toplumunda şeyle görürüm. Onun için saçımı süpürge ettim, bana bunu yaptı. Şimdi bu cümlede iki tane fail var. Biri saçını süpürge eden, öbürü de ona bir şey yapan birisi. Buradaki ağır suçluluk duygusu onun için niye saçımı süpürge ettim kısmında. Yani buna değer miydi? Şimdi insanların çoğunun, ben kendi öfkelerim, kızgınlıklarım da dahil olmak üzere, baktığımda ben bu tongaya nasıl düştüm, ben bu hatayı nasıl yaptım yerinden geldiğini görüyorsunuz. Bir kibirden yani geliyor sanki. Acıyor. Bir kibir var orada. Aynen öyle. Bana nasıl yaptılar, çok ilginç nasıl bir yaptın? Şey yaşadım bakın. Çok yakın zamanda bir online yaptığımız eğitimlerden birinde böyle bir konu geldi. Ben bir eski anımı anlatırken gözlerim doldu. Yani bir başka hikayeyle ilgili yaptığım bir yanlışla alakalıydı. Ve o eğitimimize de böyle başka eğitim alanlarıyla uğraşan eğitimciler katılıyordu. Orada bir hanımefendi katılımcımız dedi ki hocam bizi dağıttın anlattığın bu anıyla. Ama bir şey rica edeceğim dedi. Ne olur artık o konuyla ilgili kendini affetsen dedi. Dedim yani bir anda çarpıldım böyle. Çünkü
gördüğü şeyi çok güzel ifade etti. Benim duygulanmamın sebebi kendimi hala o konuyla ilgili affedemiyor olmam. Yani orada kendime bir bilet kesmişim ve o bilet 30 sene sonra hala çıkıyor ve her dile geldiğinde beni üzüyor. Şimdi ben onu olumlu bir anı olarak anlatıyorum. Benim davranışımı dönüştüren bir anı, yaptığım bir yanlış olarak anlatıyorum ama o duygulanma şunu gösteriyor. Onunla hala hemhal olamamışım. Yani o davranışım beni değiştirme biçimiyle tam yaşamaya alışmamışım. Birçok affedememe hali aslında içe dönük diye düşünüyorum ve başka insana duyduğumuzu zannettiğimiz öfke genellikle o olaydaki kendi rolümüze karşı duyduğumuz bir öfke. İşte esas özgürleştirici olan, ben hayatımda ne zaman daha özgür hissettiysem hep ya insanız be abi, olur bu kadar. Yani sen de yaptın işte, bırak geç bundan sonraki maçlara bakalım diyebildiğim zaman oluyor. Kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Çoğu zaman o öfkeyi kendimize duyduğumuzu fark etmemek, onu bir başkasına yansıtmaya. Bu bir başka kişi olmayabilir, bir sisteme, zamana, her şeye yansıtabiliyorsunuz. Hayata kahrediyorsunuz bazen. Halbuki aslında orada hemhal olmamız gereken, gerçekten sevmemiz ve affetmemiz gereken kişi aslında kendimiziz. Bu kişisel gelişimlerde falan bir ara kendinizi, çok ilerledim. Kendinizi affet. Ama gerçekten ama doğru. Yani. Öyle. Öyle de yolunu anlatmıyorlar. Şimdi bizde tabii kültürümüz şöyle. Yani iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır diyor. Yani aslında öz eleştiriyi, ondan sonra yani olumsuz ya da yıpratıcı davranışların bir kısmını da kendine yapmakla söylüyor. Hmm. Tabii kutsal kitaplar da şundan bahsederler hep. Komşunu kendin kadar sev. Şimdi bu hiç iyi bir söylem olmayabilir. Şöyle yani günümüz insanı için. Çünkü kimse kendini çok da sevmiyor. Yani böyle olunca eyvah komşunun haline. Çünkü kimse kendini o kadar da sevmiyor. Yani hep biz şey gibi hani önce komşunu kendin kadarsa kendimizdeki bir şeyi aktarabilecekmişiz gibi. Gerçekten her şey bir nevi kendimizde başlıyor. Baktığımız zaman yani diğerlerine olan eleştirilerimize, yargılarımıza, sevgisizliğimize buralardan geliyor. Başkasının hatasına hoşgörüyle bakabildiğimizde kendi hatamıza da hoşgörüyle bakmayı öğreniyoruz. Şu beşer şeşer lafı çok basit ama çok anlamlı bir laf. Ben hep kullanırım, çok da severim. Gerçekten bu hayatın içinde hep hata var, yapacağız elbette. Yani kendime ben hata yapma özgürlüğü tanıdığım oranda büyüyebilirim, gelişebilirim. Hayat değil bana mi? Bir şey öğretebilir. Yoksa ben ne öğreneceğim ki hayattan? Her yaptığımı doğru yaparsam zaten hiçbir şey öğrenmeden geldiğim gibi gidiyorum demek. Oysa ki tabii şimdi hep böyle geçmişe yönelik pişmanlıklar ve suçlulukların arka planında da hep şey var. Dönebilsem değiştireceğim. Dönemiyorum ama yani orada da bir çarpıtma var aslında. Sanki dönebilsem. Bugünkü aklım olsaydı öyle demezdim. Böyle yapardım. Şöyle yapardım. Ama o zaman zaten bu aklım yoktu. Bugün ben bu halime geldiysem o zaman o hatayı yaptığım için bugün buradayım. Bu ben oldum şimdi. İyi ki de yapmışım. Ama tabii ki de o aklım yoktu. Bu aklım bugün bu yüzden var. Bu hatalarım yüzünden var. Bu kişisel bir süreç. Samuray, mesela ben literatürü yine araştırırken alan yazını mesela şeyle çok ilişkisi olduğunu gördüm. Affetmemek ve narsizm arasında iyi bir ilişki çok, var. Çok yani. Sıkı dostlar. Çok sıkı dostlar. Yani bunu bana nasıl yapar? Yani bir de öyle bir şey. Yani başkalarına yapabilir ama bana yapmamalı. Yani ben bunu yememeliydim. Ben bu tongaya düşmemeliydim, değil mi? Bunu görebiliyor yani, musun sen? Çok araştırma var. Şöyle şimdi narsizmin özünde empati kuramama dediğimiz bir durum var. Ve affetme süreci de empatiyle çok iç içe bir süreç. Çünkü karşımızdakini haklı görmek değil affetmek. Ya da onun yanına kar kalması değil belki ama onun o gün o hatayı niye yaptığına bir anlam verebildiğimizde karşı tarafa empati geliştirmiş oluyoruz. Onun niye öyle davrandığını, onun geçmiş öyküsünden, o günkü şartlarından, çünkü çok benzer hatayı ben de yapabilirdim, bir başkası da yapabilirdi. Niçin böyle bir hataya düşmüş olabilir? Elbette affettiğim kişiyle sonra hayatımı devam ettirmek zorunda değilim. Yani onu geçmişte bırakabilirim. Ama empati kurmak, onunla barışmak, uzlaşmak ve birlikte devam etmek değil. Empati o kişinin yerine koyup kendimi niçin böyle davrandığına bir anlam vermeye çalışmak. Empati bu anlamda düzelticidir ya ilişkilerde. Ama narsistik bireyler o düzeltici ilişkiyi kuramıyorlar. Çünkü empati yapamıyorlar. Karşı tarafın duygularını, ihtiyaçlarını anlayamıyorlar. Anlamak konusunda çok da istekli de değiller zaten. Dolayısıyla daha çok kendi ihtiyaçları, kendilerinin onaylanması, takdir edilmesi yönünde bir beklentileri var. Sürekli o el üstüne tutulma isteği, kendini olağanüstü görme ve o hizmeti bekliyor ve onu görmediği zaman öfkeyle, nefretle
saldırıya geçebiliyor. O noktada da karşı tarafı kırdığında, incittiğinde, affedilmek için bir şey yapmadığı gibi hata yapılmasını kabul etmiyor kendisine karşı ve hata yapıldığını düşündüğünde ki çok kolay incinirler. Çünkü benlik saygıları çok düşüktür. O yüzden de çok hızlı bir şekilde hayal kırıklığına yakalanabilirler ve o narsistik kırılma dediğimiz durumu çok çabuk yaşadıkları için de affetmeleri de zordur. Zaten o empatiyi kuramadıkları için de çok zor, yani çok nadir affetme duygusuyla tanışıp yaşayabilirler. Araştırmalarda zaten narsizmin işte gelişimsel kökeni de öz değersizlik hissi değil mi? Yani yeterli ilgiyi, yeterli değeri alamadığı zaman insan narsistik bir kabuk örüyor. Zaten etrafına yaptığı bütün eziyet de oradan geliyor. Yani yetişmenin önemini biz işte orada görüyoruz. Yani o yani kişi kendiyle, işte söylediğiniz gibi o durumla kendiyle barışamamışsa, kendisiyle olan ilişkisinde bir zorlanma varsa zaten affetmesi Bizim mesela bir kıstasım var, size tuhaf gelebilir ama. Estağfurullah. Duruyalım bakalım ama yine de. Falan filan böyle en ufak hatasında garsonu hızla fırçalayıp son derece böyle sert davranan insanların kendisiyle hiç barışık olmadıklarına dair bu notlarını hemen veririm. Ama o çok ben önemli çünkü, bir veridir. Tabii, bu önemli bir veridir. Barışık insanın etrafındaki insanın hatalarına anlık verdikleri bilinç dışı tepkilerde çok belli olur o. Yani bir kriz anında gerçek benliğiniz kaçıyor dışarı. Ve siz ne kadar şükür... Değil mi? Tehdit altındayken... Tabii. Orada çünkü amigdala coştu. Tabii kırmızı alarma buralar gidiyor. Beynin ön tarafı tatile çıkıyor yani o 3-5 saniye. Orada işte içinizdeki şey çıkıyor. Yani bir insana o anda o sıkışmışlık anında otomatikman saygısızlık hatta şiddet boyutuna varan bir kızgınlık gösterebiliyorsanız bu kriz anında kendinize yaptığınız şeyin dışarı kaçmasıdır yani. Siz kendi içinizde de kendinize bunu yaptığınız için onu kısa devrediyorum. Tabii dış bir davranış olarak gösteriyorsunuz ama şöyle düşünün. Yani İslam peygamberiyle yemeğe gittiğinizi düşünün. Garson hata yapınca ne yapardı? Yani çok marjinal örnek vereyim ama Buda'yla yemeğe gittiğinizi düşünün. Değil mi? Ermiş diye düşündüğümüz insanlarla kendi içinde tam insan. Garson getirdi işte içeceği masaya döktü. Ne yapar? Garsonu gönderir, kendi temizler bilmem ne yapar. O insanların tavrı öyledir. Ve işte tamam hepimiz ermiş olmayalım ama hedefi doğru koyalım diye istiyorum. Ben mesela onu yapmak isterim. O ermiş gibi davranmak ama isterim hocam, ama kriz anlarında hep olmuyor işte o. Şöyle bir şey var. Bunu sormak istiyorum. Bu konuda ne düşünürsünüz merak ediyorum. Genelde birçok kişinin söylediği de şu. Ya biliyor musun ben eskiden aslında o kadar saf, o kadar temiz, herkesi kırmak için, incitmemek için o kadar çok çaba sarf eden biriydim ki. Ve o kadar yani hayal kırıklıkları yaşadım ve insanlar bu durumu o kadar çok suistimal ettiler ki katılaştım. Yani kabuk bazen de yani zaman... aksi yönde ilerliyor. Birçok kişi zamanla daha tehdit algısı yükseliyor. Yani dış dünyaya dair tehdit algısı ve daha katılaşıyor ve tepkileri daha sertleşiyor. Bunun için hani ne düşünüyorsunuz? Siz çok daha iyi bilirsiniz ama mesela çok bilindik bir örnek vardır ya. Mesela yeterince baba şefkati almamış çocuklarda hemen bir aşık olma, hemen birilerinden o babalığı bekleme. Ve bu tekrarlı davranışların bir patolojiye dönüşmesi gibi kader benzeri bir durum oluşuyor. Şimdi orada insanlar yaşadıkları kırgınlığı yine benzer bir çarpık ilişki biçimiyle onarmaya çalıştıkça zaten bir sarmalın içine giriyorlar. Ve aslında o anlayışlı olma, işte efendim hep böyle suyuna gitme davranışı aslında sevilme ihtiyacının, yanında birini isteme ihtiyacının bir yalvarması gibi. Ha, belki de gerçek değil. Aslında o bir kabuktu. İnsan özüne dönüyor diyorsunuz İçinde bir süre sonra. İçinde yine aynı özdeğersizlik meselesi. Yani bu insan o kadar garip bir varlık ki böyle çok farklı yerlerde mesela dışarıdan benzer gözüken iki davranışın temel sahipleri bambaşka olabiliyor. O yüzden yani sizlerin meslekler çok zor. Hani bu işi bireysel düzeyde düzeltmeye çalıştığınızda bir kere arka planda çok özel bir hikaye var yani. Başka hiç kimse de tekrar etmez. İşte o yüzden biz niye bu mesleği yapanlara hekim adını veriyoruz? Niye hikmetle bakıp çok zor bir meseleyi karara bağlamaları lazım. Yani sağlık sorunları da öyledir. İki kişinin sağlık sorunu aynı olmaz. Dolayısıyla onun çok özel şartlarını anlayıp ona göre değerlendirmek lazım. Ama beni çok ilgilendiren kısım, işte dediğim gibi hani ben sağlık sektöründe olmadığım için ben sağlıklı insanın o sağlığı nasıl muhafaza ettiğini anlamayı çok önemsiyorum. Evet. Ve bu bana mesela sağlıklı bir yol çizmemde çok yardımcı oluyor. O affetme konusu bugün sağlıksız. Affedememe konusu sağlıksız bir durum. Bu aşikar. Evet. Sebebi
aslında kendimizle ilgili bir sorun. Başkasıyla ilgili değil. Yani ayağına taş değdiğinde bizim sevgili Ferhat Aydın'ın çok güzel bir örneği var. Ferhat'ın bizim. Tabii bizim Ferhat. Diyor ki yani işte kafede oturuyorsun, bir şey unuttun arabada. Aklına geldi, arabayı almaya gittin, arabada uzakta 500 metreleri yürüdün. Tam arabanın yanına geldin, anahtarı unuttuğunu fark ettin. Tam o anda diyor kendine ne söylüyorsan işte sen olsun. Şimdi çoğu insan orada ya anahtara kızıyor ya kendine kızıyor. Ya, diyor, ya da başkası sabah... bana unutturdu diyor. Bazısı da öyle der. O var ya o işte kapıdan çıkarken beni lafı unutturdu. Bak mesela, o var ya o kadar güzel incelenmesi gereken çok, bir mesele. Çok ne güzel muhteşem. Söylemiş Ferhat. Ama birisi de gider o arabanın oraya der ki hay Allah hayırlısı olsun. Geri döner anahtarını alır. İşte bu insan iyi yaşıyor. Bu insan iyi yaşıyor. Yani çünkü orada olan olayın büyük bir resmin parçası olabileceğine inanıyor. Bu bir yanılgı da olabilir ama rahatlatıcı bir yanılgı. Yani diyor ki tamam unuttum. Kızıp bağırmanın ne alemi var? Bakın anahtarı unutmayı bile affetmek aslında bu iki konuyla alakalıymış. Anlatınca fark ettim. Değil mi? Anahtarı o benim. Öz şefkat, zorlayıcı bir durumda kendimize nasıl davrandığımızla ilgili. Aynen. Özellikle o anda değil mi? Yani aslında sizin söylediğiniz şey de o. O olma anında direkt yani o tehdit algısı sırasında dürtüsel bir şekilde çıkan tepkide gerçekten bizim gerçek şeyimiz yani tepkimiz. Amigdalamız. Amigdalamız. Peki affettiğimizi nasıl anlıyoruz? Bugün bir şey oldu. Ben benim arkadaşlarımla birlikte işte asistanlar birlikte çalışırken dedim ki bir olay oldu. Sizce ben bu olayı affettim mi dedim. Şimdi çünkü soru bakıyoruz. Çünkü yani anlamak çok zor nasıl affettiğimiz. Yani affettiğimizi nereden anlayacağız? Onlar da böyle durdular. Valla affetmişsiniz diyemeyiz ama affetmemişsiniz de diyemeyiz dediler. Araftayız. Tabii burada dedi, affedip affetmediğimizi biz mi bileceğiz? Ama biz de bilemiyor yani biz nasıl anlayacağız etrafımız? Yani iki perspektiften de sonuçta yani etraftaki insanlar da anlayabilir. Tabii önemli olan bizim anlıyor olmamız ve dışarıya yansıması. Acaba yani bir fikrin var mı mesela böyle bir fikir şeyi yaparsak burada? Yani affetmek demin de söylediğimiz gibi bir yük ya. Yani bir yük taşıyoruz bizle beraber ve o kişiye aslında ne kadar kızsak da öfkelensek de ona zihnimizde bir yerde bir yer açıyoruz. Orada durup duruyor bizle beraber oraya kümelenip yuvasını kurup bizle yaşayıp duran bir şey. Yıllar yıl aradan yıllar da geçse o olay ne kadar geçmişte kalırsa kalsın hep canlı. Biz onu yaşatan biziz aslında. 30 sene önceki olayı ben hala bugün nefretle anıyorsam hala kafamda o canlı bir şekilde yaşıyor demek. Demek ki affetmemişim ben onu. Çünkü aramda bir bağ kurmuşum. Göbeğimden bağlanmış bana. Ben ne zaman affettiğimi anlarım. Artık o kişi benim için sıradanlaştığında, ne yapıp ne ettiğini merak etmediğimde, onun zihnimden geçirip durmadığımda ya da tekrar tekrar bunu temcit pilavı gibi getirmediğimde hayatımda herhalde affetmişimdir. Çünkü affetmediğim şeyle birlikte yaşıyorum. O hep var zaten. O hep var zaten. O gölgesi orada. Onun hayatımın her yerinde var. Şimdi bize gelen danışanlardan falan hep duyduğum bir şeydir. İşte biri der ki ne zaman ufacık bir tartışma olsa hemen geçmişi önüme sürüyor. İşte sen şöyle yaptın da böyle ettin. Değil mi? Aslında affettim demiş olsa bile sanki olay bitmiş evet, bir his. Mesela böyle bir borçlandırarak affetme diye bir şey var. Evet affettim tamam olay bitti kapandı oluyor ama sonra en ufak şeyde ama ben seni bak affetmiştim deyip böyle bir başa kalkma, tehdit etme, bir daha affetmemler filan. Bu affetme değil mesela. Peki. Affettiğini düşünse bile bir de mış gibi affetme var. Ha, değil mi bir de? Mış gibi affetme de şöyle evet çok güzel herkes mutlu affettik oluyor ama hep bir aradan kinaye, bir laf sokma. Güzel bir şey söylerken bile bir iğneleme. Mesela burada da bu da bir affetme değil. Ben değil bir mi? WhatsApp yazışması gördüm süperdi. Ne diyor? Ya diyor ki yani bu kadar uzatmanın ne alemi var? Kaç sene oldu diye yazıyor. baktığım telefonun sahibi kişi. Artık diyor yani bıraksan affetsen şu meseleyi. Yani bu kadar sürdüğümün ne anlamı? Karşı diyor ki aa ben hiç de sinirli kindar falan değilim. Senin gibi pislik için üzülmeye değer. Şimdi yani. Bir cümle sonra diyor ki atamıyorum bunu üstümden. Yani bir cümlede bu kadar veciz ifade edilebilir. O öfke, o kin aslında yani o yazışmanın evveliyatını bildiğim için kendisine duyduğu kini bırakamıyor bir türlü. Bu bana nasıl olabilir? Ben buna nasıl izin verdim? Nasıl bu kadar zayıf olabildim? Halbuki yani
İnsanız, ölüyoruz, toprakta çürüyeceğiz yani. Bu kadar zayıf da bir şey. Peki hocam, şu olayı lazım. Hatırlıyor musunuz? İran'da sanırım 2014 yılındaydı. İran'da idam cezasına çarptırılan kişilerin, eğer kişinin ailesi affederse kişi cezadan muaf oluyor. Yani cezadan kurtarılabiliyor ve yani tek yolu ailesinin onu affetmesi. Ve yani evlat acısından daha büyük bir acının olmadığı bu dünyada, biliyorsunuz ki bir anne evladının katilini tam idam sırasında affetti ve ona bir tokat attı. Ve dedi ki ona, seni affediyorum. Ve bu tokat bendeki evlat acısını dindirmez ama bu anı hatırlaman için bir hatıra dedi ona. Yani oğlunu kaybediyor, Samare adı yanılmıyorsam. Ve ben affettim diyor. Bu nasıl bir şey? Şimdi bu benim öyle bir yarama dokunuyor ki, tabii yani bu ülkede inandığım, işte benim inandığım bir din olduğu için Kur'an-ı Kerim'i zaman zaman okuyorum falan. Ya bazen biraz bildiğim psikoloji, biraz bildiğim bilim, biraz bildiğim bir şeyle oradaki satırlar bana farklı bir şeyler söylüyor. Mesela bu kısasla ilgili konular vardır Kur'an'da, işte katle karşı katil, hep çok severiz ya biz bunu, kafasını keselim falan, böyle Conan filmi gibi der her taraf. Fakat orada geçen ayetlerde şartlar sıralanır ve sonunda der ki affetmesi sizin için daha hayırlıdır. Şimdi burası bizim burada okunmuyor. Yani biz burayla ilgilenmiyoruz. Aynı mesele bu çok sayıda kadınla evlenme ayetlerinde falan hep böyle konuşuluyor. Yani kaç tane yapalım, iki mi olur, üç mü olur? Ya orada da teki sizin için daha hayırlıdır diye bir şey söylüyor, bir şeyler daha hayırlıdır diyor. İnsanlık düzeylerine göre bir şeyler tarif ediyor. Diyor ki gerçekten insan olacaksan bu senin için daha iyidir. Yani zor bir şeydir diyor. Hayırlısı, hayırlı olan zordur. Ve biz affetmenin, yani idam cezası gerektiren bir durumu affetmenin mümkün olduğunu öğreniyoruz. Böyle bir şeyin tavsiye edildiğini, sistemin bütünlüğü açısından daha iyi olduğunu öğütleyen bir kadim metin var elimizde mesela. İlginçtir, bunu göremiyoruz. Niye? Biz zaten kendimizi affetmiyoruz ki suçlu gördüğümüzü affedelim. O yüksek insani vasfı okuyup da anlamıyorsanız o kitap işte o işe yaramıyor o zaman. Hayat nizamı olmuyor. İşte o yüzden hangi dine inanırsanız inanın, dini kendinize benzetiyorsunuz. Kendi hayatınızla barışık olmadığınızda dünyanın en ponçik dinini kanrevan deryası haline döndürebilirsiniz. Yani insan böyledir. Mesela Budizm ne güzel değil mi? Turuncu enterler, lay lay lon falan. Myanmar'da car 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 milleti doğuruyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Siz neyseniz o oluyor yaşantınız. Ne düşünüyorsanız duygunuz ve ona göre de davranışınız ortaya çıkıyor. Ve maalesef mesela bu örnek beni, ben gördüm o videoyu da. Evet. Canımı yaktı. Canımı yaktı çünkü bu kadın sonuçta hani o İslam inancı içerisinde yetişmiş muhtemelen. Ve gerçekten evladını kaybetmek için benim tahayyül edemeyeceğim bir şey yaşamış bir insan. Ve evladının katline sebep olan insanın karşısında bunu yapabilmesi... O büyük insanın bir güç. Yüce bir ruh olduğunu gösteriyor. Evet, başka bir şey bir o. Başka yani. Bir seviyede. Ben onu anlayamam yani. Ama bu bana anlatılmış. Ben onu görünce hatırladım. Ben onu okumuştum. Ama işte biz bunu okumuyoruz. Biz bunu tartışmıyoruz. Diyoruz ki psikoloji de neymiş? Okuyacaksın işte. Burada yazıyor bunlar. İnsanın bu ihtiyaçları, bu zayıflıkları, bilimin işe yarar kısımları burası. Bilginin hayatta karşılık bulan kısımları burası. Biz ne bilgiden burayı alıyoruz, ne inançtan burayı alıyoruz. Savrula savrula yaşıyoruz. Ben buna açıkçası biraz bozuluyorum. Yani evet. Bu döneler kadimde de elimizde var, bilimde de elimizde var. Ama bizim hayatın bunu, içinde de var işte, hayatta var. Bildiğini yapma yani. Cesareti deniyor işte buna. Bildiğini yapma cesareti yok maalesef. Alıyorlar bunu bizim elimizden. Biz hep o yüzden birilerinden icazet arıyoruz. Birilerinden yol bakıyoruz. O nasıl yapıyorsa ben de öyle yapayım. İyi damsa inap kesin kafasını diyoruz. Ama işte o inisiyatif alabilme, insan olabilme çok başka bir seviye. İnşallah bu tip sınavlarda bunları hatırlayarak geçebilirim. Küçücük bir dünyevi hikayeyi bile affedemezken böyle bir konuyu düşünmek zor olsa gerek. Değil mi? Yani bu çok üst zor. Düzey. Affetmek zayıf ya da narin değil aslında. Aslında yani saydam parlak ve güçlüdür diyordu bir yerde okuduğumda. Saydam parlak ve güçlü. Yani hakikaten... Yani şefkatli olabilmek zor bir durumun içinden, hem kendimize hem karşımıza şefkatli olabilmek çok büyük cesaret istiyor. Yeni kitabımın adı Şefkat Korkaklara Göre Değildir. Aa, ne kadar şey. Evet, yeni zamanlı yeni bir 2003 yazarlıktı. Benim de yeni dünyanın cesur insanı Şefkat Korkaklara Göre. Korkak cesaret falan bu aralar demek ki zamanın ruhu buradan evet, geliyor. Evet, zamanın ruhu buradan geliyor. Yani affetmek tabii
bir dil servisi olabiliyor. Affettim işte seni. Seni affettim ya da özür dilerim. Af dilemek de öyle. Yani sadece biz hep bir affetmek, hep etken bu taraftan bakıyoruz. Aslında bize işin öbür tarafı var. Yani bazen affedilmeyi de istediğimiz zamanlar oluyor değil mi? Yani bizim de affedilmeye ihtiyacımız olduğu zamanlar. Zaten kendimizin de affedilmeye ihtiyacı olduğunu hatırlayarak daima affetmeliyiz diyordu yine bir yazıda aslında. Öbür taraf da var. Nasıl af dileyeceğiz acaba? Yani şimdi affetmeyi burada şey diye konuştuk. Sanki tek başına bir eylemmiş gibi. Evet, sadece bizi ilgilendiren bir eylem. Aslında affetmek için birine ihtiyacımız yok. O kişi geçmişte kalmış olabilir. Şu an ölmüş olabilir. Hala görüşmüyor olabiliriz. Affetmek tabii bizi ilgilendiren bir şey. İlla yaşıyor da olması tabii, gerekmiyor. Tabii. Kişinin temsiliyle bu de hala affı. Kendi iç sürecimiz yani affetmeye karar esas verdik. Daha önemli. Bulamazsın ki bir daha gitmiş. Tabii. Gitmiş. Esas onu affetmek temsilin önemli. Temsilin de işte ama tabii bu affetmek ve affedilmek dediğimiz zaman burada iki taraf var. Dolayısıyla burada bir aslında affetmeyle birlikte bir uzlaşma da var. Normalde affetmeye uzlaşma şart değildir. Hani tek başıma ben bu işi yapıyorsam. Ama iki taraf olduğu zaman affedilmek isteyen taraf, diğer tarafta affetmek isteyen tarafsa ortak bir çaba vardır orada. Dolayısıyla bir uzlaşma vardır. İki taraf da o çabayı gösterirse, affedilmek isteyen taraf hatasını gerçekten samimi bir şekilde itiraf ediyor, kabul ediyor, bir daha yapmamak üzere sözler veriyor ve özür diliyorsa, affetmesi beklenen tarafta buna ikna oluyorsa, ve bu kişiyle bu ilişkiyi düzeltmek, toparlamak ihtiyacı, isteği içindeyse, bu kararı verdiyse uzlaşabilirler. Birisi affeder, diğeri de affedilir. Ama tabii ki affeden kişi, affedilmek isteyen kişi ne kadar bunu yapsa da, affetmek isteyen kişi isterse hayatından da çıkartabilir. Yani affetmek demek onu hayatında tutmak da değil. Değil tutmak mi? Zorunda da değilsin. Ya da yaptığı böyle bir şeyi doğru bulmak da değil aslında. Öyle bir gereklilik de değil. Yani tabii ki affederken karşı tarafa aferin doğru yaptın demiyoruz. Şimdi bizim toplumumuzda affetmekle ilgili belki yani tüm dünyada böyledir. Bir takım böyle yanlış inanışlar var. İşte affedersen zayıfsın. İşte yenildin. Yenilgi olarak gören var. Affedilmek gurursuzluk diyen var mesela. Enayilik. Enayilik, saflık diyen var. Niye affediyorsun ki? O zaman o haklı mı çıktı oluyor? Karşı taraf haklı çıkmış gibi. Ben sanki suçu kabul etmişim gibi affettiğim için gibi böyle bir şey var. Bunlar hiçbir affetmek değil. Alakası yok. Değil yani mi? Biz affettiğimizde karşı taraf o olay olduğu gibi duruyor. O olayın bende yarattığı acı da aynen var. Ben sadece bu olayı geçmişte bırakıp devam etmeye karar verdim. Ve bu acıyla birlikte yaşamayacağım artık. Yoksa aferin doğru yaptığında değil, onun yanına kar kalmış bir durumda yok baktığım zaman. Değil mi? Aslında dolayısıyla yani affedilmek, tam onu söyleyecektim. Yani affedilmeyi bekleyen, affedilme tarafındaki kişi de affedildiysem artık kaldığımız yerden devam edebiliriz gibi bir garanti de beklemeyecek. Öyle bir garantisi de yok bu ya işin. Ya böyle bir mit var yani, affedilmeye dair bir mit var. İşte affetmek yapılan hatayı unutmaktır. Affedersem yaptığını hak vermiş olurum. Böylelikle işte bu hatayı kabul etmiş olurum. Ya da ben kendimden fedakarlık yapmış olurum. Tekrar bana bu hareketleri, bunları, tabii, bu davranışları yapmasına izin vermiş olurum. Zayıf, güçsüz, karaktersiz. Acımı niye görmezden geleyim ki? Ben o acıyı çektim, taşıdım, yaşıyorum. Yani affettiğim için acımdan vazgeçmiş değilim. Acıyı evet geçmişte bıraktım ama o kişinin beni acıttığı gerçeğini bırakmış değilim. Bu gerçek hala yaşıyor, var yani. O yüzden bir fedakarlık da yapmıyorum aslında. Evet. Affetmeyi kendim istediğim için yapıyorum ve yoluma devam ediyorum. Evet. Affedilmeyi isteme konusu çok ilginç bir şey getirdi aklıma. En affedici olandan nasıl af dileriz biz? Yani en affedici olan, bütün dinlerde var ya bir tövbe etmek, evet, özür dilemek, evet, af bütün dilemek. Bütün dinlerde evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Tövbe. Mesela Hristiyanlarda günah çıkarma olsun, Müslümanlarda işte tövbe etmek olsun. Her yerde var, biliyoruz bu ritüeli. Evet. Ama ne yapılıyor orada? Önce kabul edip itiraf ediyoruz. Tabii. Yani bir confession, işte bir günah çıkarmada confession işte biliyorsunuz. Önce bir diyorsunuz ki ben bunu anladım ama bir bileşeni daha var. Ben bundan bir ders aldım ve artık başka bir insanım. Ama bunu af beklediğinize izhar etmeniz lazım. Yani affın şiarı biraz bu. Lisan ile izhar. Onu söylemeniz, lazım. Onu ona hissettirmeniz gerekiyor ki o affa mazhar olabilirsiniz. Şimdi bu çok düşünmemiştim daha önce bunu. Şimdi burada konuşulurken biraz da demin de o dini örnekleri falan verince herhalde tetiklendi.
aslında affedilmeye layık olduğunuzu önce hissetmek, sonra da onu istemek lazım. Zira ben mesela Allah bakayım güzel af diledim ona göre affedeyim bunu dediğini hiç zannetmiyorum. O zaten affedecek, bahanedir yani. Bu kadar kainatı şefkatle döndüren bir yaratıcıya inanıyorsanız onun öyle söz dizimine çok ihtiyacı yoktur. Değil ama mi? Orada yine af dileyenin kendini affetmesinden bahsediyoruz aslında. Yani o ishar insanın yine kendini affı. Sen kendini affedersen o da seni affediyor zaten. Ben bunu da daha önce yaşamış olduğumu fark ettim şimdi. Yani af dilediğim insanın affımı kabul etmesi benim kendimi affetmemle çok alakalıymış. Bu program bana çok faydalı oldu. Aynı mutlu, çok güzel. Vallahi aydınlandım, ciddi söylüyorum. Yani tamamen yine her şey, yani Cem Yılmaz'a bağlamayayım, her şey içinizde falan. Ama öyle yani. Öyle. Siz affederseniz dünya da sizi affediyor. Hayat da sizi affediyor. Evet. Her şey affediyor. Kendini kabul etme meselesi. Ya bu işte pozitif psikolojide geldiler mutluluğun tanımını ne diyorlar şimdi? Kendinden razı olmak işte bu yani. Hmm. Kendinden razıysan af da ediyorsun. Yani affolunuyorsun da bir şekilde oluyor yani. Ama işte çok boyutlu tabii yani kendimi affediyorum diyerek olmuyor. Tabii olmuyor, bilişsel boyutu olmuyor. Çok önemli. Zaten o şartları konuşmak bilişsel lazım. Bilişsel boyutu çok önemli ama birçok insan şöyle diyor. Tamam biliyorum. Yani affetmenin çok önemli bir rahatlama, önemli bir gelişim, açılım olduğunu biliyorum. Ama elimde değil, öyle hissetmiyorum. Yani duygusal boyutu da çok önemli. Bilişsel değişiklik, yani yeniden değerlendirme, yeniden çerçevelendirme. Olayı tekrar algılama da bazen yetmişti. Onun oluşturduğu bir yük de oluyor. Biliyorum ama yapamıyorum. Tabii, yani burada aslında bilmeden tabii idrak etmeye, bilgeliğe geçişi istiyorum sizden hocam. Ama aynı zamanda hem duygusal boyutu var, bir de tabii davranışsal boyutu da var değil mi? Aslında çok boyutlu. Yani affetmek ve affedilmenin birçok boyutu var. Sadece bilmek yetmiyor. Affedemeyenler ya da affetmek istemeyenler küsüyorlar. Küsmek herhalde bunun bir davranışsal boyutu. Değil mi? Değil mi? Küsmek. Yani elemsiz kalmak ya da evet. Yani doğru eleme karar veremeyince insan herhalde ben küsmeyi biraz öyle açıklıyorum. Bir donma hali. Yani ne yapacağını bilemeyen kişi için küsmek galiba erteliyorlar da küsenler evet, biraz. Bir erteleme bilerek bir ya da donma bilmeyerek. Hali. Çünkü bizde yine böyle bir yanlış bir inanış daha var. Zamana bırak düzelir, iyileşir. Zaman ya. Her şeyin ilacıdır filan. Zaman hiçbir şeyin ilacı değil. Özellikle ilişki bozulduğunda, arada böyle bir kalp kırıklığı olduğunda siz akışına bırakırsanız o daha çok kireç bağlar. Şimdi kanser gibi düşünelim hani. Bu dargınlıkları, kırgınlıkları ne kadar erken tanı o kadar hayat kurtarıcı. Burada bir kalp kırıklığı yaşandığında, travmatik bir şey olduğunda gerçekten hani bir affetme sürecine geçiş gerekiyorsa o hoşgörüyle bir rahatlayıp ben öbür aşamayı artık hayatımın devamını yapmak istiyorsam küserek bunu paralize etmiş oluyorum. Orada tutuyorum ben bunu. İleriye de geçemiyorum kendi hayatımda. Bunu da çözümsüz bırakıyorum. Bırakıyorum. Eylemsiz başka bir şey onu çözsün. Allah'a havale etmek var mesela. Ben cezalandıramadım, o cezalandırsın. Çünkü ben bunu yapamıyorum gibi de bir şey. Bir tür yetersizlik var, bir tür erteleme var orada herhalde. Belki de o duygun içinde yaşamaya ihtiyacım var. O acıyı var. Çekmeye, sürdürme ihtiyacım var ama nereye kadar? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani onu sürdürebilmek çok önemli. Evrimsel olarak bu arada bu mekanizmalar çok işe yarayan mekanizmalar. Mesela küsüp gitme primatlarda falan da var. Küsme, hatta depresyon bile. Yani depresyonun hizmet ettiği şey. Kendini koruyor değil ruminasyonla mi? Ruminasyonla çözüm bulmak için çekilme. Küsme de öyle dedin ya, baş edemediğinde uzaklaşma. Evet. Yani meselenin bir soğuması, duygusal agresyonun falan yatışması ve orada yanal çareler bulmak için iyi bir şey. Ama işte 3 günden fazla küs kalmak kötü biliyorsun. Yani onun bir süresi var, son kullanma tarihi. Ya öyle bir şey mi var? Ben bilmiyorum. Ya bizim kültürde denir ya, Müslümanlar 3 günden fazla küs kalmaz. Yani tamam, bir tahdit olarak böyle bir araştırma ona. Yok yani. Yok, bir tahdit koyuyorlar ona. Diyorlar ki tamam küs, hakkın var, git biraz sıkıl, daral. Ama sonra barış, sonra helalleş, sonra... Yani toplumsal birliği en fazla zedeleyen şey işte bu kin, öfke ya. Ya onu... yönetecek birçok kadim mekanizma da var aslında. Şimdi bugün ilk defa benim gündemime bu konu bu kadar akademik olarak, özel bir konu olarak geliyor. Ve zihnimi yoklayınca, tecrübeyi yoklayınca çok fazla araç geliştirmiş olduğumuzu görüyorum insanlık olarak bununla ilgili. Çünkü yıkıcı, korkunç bir şey. Yani ruhun kanseri gibi bir değil şey. Değil mi? Mesela açılıştaki işte söylediğim gibi yani tabii. O kadar öfke dolu ve o kadar aktif bir şey ki. Bu arada Peyami Safa'nın sözü çok severim. Yani
her yere yazarım ben bunu. Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırıyor sözü var. Ya bekle bekle olmuyor ki bu iş. Aktif bir çaba istiyor. Yani sen bazen bir karar alıyorsun, dünyan değişiyor. O karar alana kadar istersen 30 sene küs, 30 sene depresyona gir, bir şey değişmez. Aynı hataları tekrarlayarak. Affetmek pasif değil mi ya? Değil. Aktif bir ya eylem. Bizi, gerçekten de aktif keşif. Bir çaba gerektiriyor. Ya her türlü yükseliş bir keşif eylemi. Ben hayatımda bunu gördüm. Yani gitmediğin bir araziye girmen gerekiyor. Deneyimlemediğin düşünceleri test etmen, hayatına uygulaman, farklı bir tarzı hareket geliştirmen gerekiyor ki o kişisel keşfi yapıp o seni sıkan durumun üstüne çıkabilesin ve ona kuş bakışı bakıp ha bu tamam, bu benim artık gündemim değil diyebilesin. Ve o yüzden affetmenin gerçek hali, başta konuştuğumuz gibi, insanı yükselten bir şey olmalı. Yani biz affettiğimizde aman unuttum gitti, ne hali varsa görsün falan değil. Ya da bitiş değil, orayı kapatmıyoruz aslında. Belki bu, affettikten sonra başlayacak. Mesela şey düşünün, diyelim bir tecavüz mağduru, çok yıkıcı bir hadise bu ve o işin failini affedebilir. Teorik olarak böyle bir şey olabilir ama affedip de onunla kol kola kanka olması anlamına gelmiyor bu. O kişinin ceza çekmesini, hakkı olan cezayı almasını istemek de sonuna kadar haklıdır. Onunla arasına mesafe koymak, onu görmek istememek de sonuna kadar haklıdır ama ya bu bana bunu yaptı ama ben buna takılmayacağım arkadaş diyebilmesi de teorikte mümkündür. Hani bu dengeyi hayatta çok güzel oturtturabilmek gerçekten bilgelik işi, yani bu başka bir şey. Tabii. Bir akışkan bir süreç yani, affetmek. Bir affediyor, affedince, bir kez affedince bitmiyor yani, bazı olaylarla tetiklenebilir, bazı olaylarla tekrardan gündeme gelebilir veya bir süre affetmiş olabilirsiniz ve bir başka olayında tekrardan gündeme gelebilir. Benim iddiam şu olacak, çok kısa bir iddiam olacak. Eğer tetiklenmeyle tekrar eski duygu yaratıyorsa o affetme olmamıştır. O zaman tamamen affetme değildir diyorsun. Tamam. O zaman şimdi ufak bir aramız var. Aradan sonra aslında affetmenin yine aşamalarını, nasıl affederiz, affetme becerilerini konuşacağız. Görüşmek üzere. Çok kısacık da ayrılmayın bir. Ben şöyle bir şey dedim, hocam bir sanki karşı çıktınız. Dedim ki affetmek aslında dinamiktir, akışkandır. Yani bazen affederiz, evet affettiğimizi düşünürüz ya da affetmişizdir o an için. Herhangi bir tetikleyiciyle birlikte bir daha ortaya çıkabilir. Tekrar bir öfke belirebilir, tekrar bir pişmanlık belirebilir. Sonra tekrar daha stabil bir hale gelebilir. Yani tamamen unutmak, yaşadığımız şeyleri tamamen unutmak diye bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Ama siz dediniz ki Zümra katılmıyorum dediğiniz gibi duydum. Şöyle, doğru mu duydum? Genelde affetmek sandığımız şey öyle olduğu için bize öyle geliyor. Şimdi normal, ideal affetmek, deminden beri konuştuğumuz gibi aslında kişinin o özel hadiseye kendisiyle ilgili verdiği tepkinin yazılımını güncellemesidir. Yani onu artık başka bir değerlendirme düzeyinde değerlendirmesi ve kalıcı olarak o meselenin kendi dünyasındaki temsilini dönüştürmesi meselesidir. Şimdi bunu bir kere yaptığınızda siz artık o olay size hatırlatıldığında hoş bir tebessümle bile onu geçiştirebilirsiniz. Vay neydi eski günler falan moduna gelebilirsiniz. Ama çoğunlukla bizim affetmek sandığımız şey kulak ardı etmek, kendini oyalayarak ondan dikkatini uzaklaştırmaya çalışmak ve daha da kötüsü ağrı kesici medeniyetinin genel bir alışkanlığı olarak uyuşturmak. Başka eğlencelerle, işte hınç alırcasına başka konularla uğraşarak onu görmemeye çalışmak. İşte o zaman hangi şartta akla gelirse aynı eski öfkeyi tekrar ortaya çıkarıyor. Çünkü yazılım güncellenmemiş. Uyuşturma hali. Bu şey gibi, ben işte hiç ölüm aklıma gelmiyor benim. İşte bir hasta oluyorsun, bir anda bir ölüm korkusu sarıyor. Dün ne güzel takılıyorduk. Hastalık ediniyorum. O zaten oradaydı. Bu meseleyle halleşilmemiş ki. Yani bu konu hayatın içerisine gelmemiş hiçbir zaman.
tantanayla geçiştiriyoruz. Bastırmış. Yani gaflet örtüsü dediğimiz şeyle geçiştiriyoruz aslında. Aynı onun gibi. Tabii ki yani ben de her gün ideal affetmeyi yaşayamıyorum. Yani öyle bir durum yok. Hepimiz insanız. Buradan pay biçilebilir diye söyledim. Yani bir şey o durumu hatırlattığında yine aynı öfke kabarıyorsa affetmediğimizde kabul edelim yani affedememişiz hala. Ha, evet bu da çok önemli. Yani bir şeyleri ben öyle diyorum radikal kabul. Kabul edemediğini de kabul et diyorum. Bu da çok önemli bir şey. Evet çünkü hep kabul etmek duruyoruz. Bunu ben kabul edemiyorum, bunu affedemiyorum demek de çok önemli bir yük yani, azaltımıdır. Affetmenin bence en önemli yollarından bir tanesi. Bu farkındalık da çok mühim. Evet. Yani bu canımı acıttı yahu. Bu bir gerçek işte. Yani neyse o. Ya kendimde ya orada ya başka birinde bir şey var. Bunu görmek lazım. Ama yokmuş gibi yaptığımızda işte o problem oluyor. O zaman uyuşturucuya bağımlı oluyoruz. O zaman şey gibi acımadı ki bir şey olmadı ki tavrı vardır aynen, ya hani aynen. Onun gibi oluyor. Tabii yok sayınca zaten bir bastırma yapmış oluyoruz. Ama bastırdığınız şey bir yerden sonra su yüzüne tekrar çıkar. Başka bir semptom olarak çıkıyor değil ya, mi? Bir şekilde kendi yani aynısı da çıkar. Ya benzer bir olay yaşadığınızda aynı duyguyu yaşarsınız ya başka bir şey tetikler ama... Bastırılan şey geri gelir. Çünkü siz onu yok etmiyorsunuz ya da geride bırakıp yolunuza devam etmiyorsunuz. Yani İlla ki bir yüzümüzü dönmek gerekiyor değil mi Samura? Yani burada bu var. Bu burada bir kabullenme var. Gerekiyor. Yani kabul ve kararlılıkla bir sonraki aşamaya geçmek gerekiyor. Evet yani kabul şöyle. Yaşadığım şeyi kabul ediyorum. Tabii ki de kabul ettiğim şey bana bu yapılanı kabul edemiyorumdaki kabul değil. Değil evet mi? Bu yaşandı. Böyle bir gerçek var. Ve ben bunu bu şekilde yaşadım. Çok acı çektim, çok nefret ettim, çok mutsuzum. Her kötü zamanda adını andım, tekrar söyledim ama yani ne fayda gördüm? Bu çözüme getirdi mi? Ben hiçbir şekilde bir şey çözemedim. Daha kötü, tıkandım hayatımda, ilerleyemedim. Belki istediğim kadar mutlu olamadım. Belki hayatımdan almam gereken zevki alamadım. Yıllarca taşıdım geldim onu ben. Şimdi kabul ediyorum. Evet bu yaşandı, bitti ama eskide kaldı. Artık ben bir devam edeyim. Orada kabul ettiğim şey bu aslında. Yok saymak değil, olmamış gibi davranmak değil ya da unutmak da değil. Unutursam öğrenemem ki ben o olaydan bir şey öğreneceğim ki bir sonra tekrar benzer bir şey yaşadığımda ondan tekrar aynı tongaya düşmeyeceğim. Aynı hayal kırıklığını yaşamayacağım. Unutmak da değil affetmek. Ama bazen bunun bir ikincil kazancı da oluyor affedememenin. Yani karşı tarafla ilgili bir üstünlük kurma veya bir güç kontrolü de olabiliyor yani affedememe. Seni affetmiyorum, asla affetmeyeceğim dediğinizde karşı taraf belki bazen de bunu sürekli telafi etmek için bir yani çaba içinde. Affetmemenin bir fonksiyonu da olabilir. Ben her yani zorlayıcı duygunun içinde bir de şu soruyu sorarım yani. Affetmemek sana ne getiriyor, ne kazandırıyor? Ya da bu duyguyla beraber olmanın sana bir getirisi de var mı aynı zamanda? Kısa günün kârı sekonder kazançların olur en fazla ama sonunda sen kaybedersin. Yine kaybediyorsun. Çünkü affettiğin zaman en büyük kazanan sensin zaten. Affediyorsak kendimiz için affediyoruz. Biz kazanıyoruz sonunda. Kimseye bir şey kazandırdığımız yok. Karşı taraf oyunu kazanmış falan olmuyor. Affederek kazanan benim zaten. Kendi hayatımda bir çürük elmayı atıp temizleyip hayatıma devam edeceğim çünkü. Ama böyle düşünemiyoruz işte. Onu neden affedeyim? Sizin biraz önce verdiğiniz örnek şikayet, gibi. Şikayet konforun garantisidir. Şimdi olumsuz hisse tutunduğunda artık suçlu sen değilsindir. Suçlu olaydır. Affetmek aktif deneyim olduğu için cesaret ister. Yani aksiyon almayı gerektirir. Biz insan olarak biz konforu severiz. Yani kulağımızın üstüne yatmak için de en güzeli şikayettir. Yani şikayet mesela sen bana işte böyle yaptın, affetmemek böyle yaptın, de bir şikayet affettim. Aslında. Bu niye oldu? Sen onu niye yaptın? Affettiğiniz zaman şikayeti bırakacağız çünkü. Tabii aktif bir şey yapman gerekecek. Yani en azından demin dediğim gibi yazılım güncelleyeceksin. Yani kendinle ilgili bir şey yapacaksın. Bunu sevmeyiz yani. Ve insanın çoğunun derdi bu olduğu için bunu her gün birbirimize hatırlatmak zorundayız. O yüzden birileri sürekli affetmek güzeldir bilmem nedir diye sürekli gündeme getiriyor ve getirmeli de zaten. Zor ama işte... Dendiği kadar kolay değil. Deminden beri konuşuyoruz. Dile kolay. Ne kadar çok veçesi var. İşte bir şey daha fark ettim. Demin konuşurken not almıştım. Hocam farkındalık sizinle. Bu program süper size. Oldu. Ben daha sonra program kaydını izleyip en azından bir kitap bölümü falan yazalım diyorum. Uçmasın bunlar yani. Evet. Hayatta bir şeyi mesela bir insanın üzerine, bütün hayatınızı bir insanın üzerine kurduğunuzda. Adanmışlık vardır ya böyle ilişkilerde. Evet. Saçımı süpürge ettim hikayesinin şeyi. Güzel zamanları. O kişiyle ilgili bir sorun yaşadığınızda hayatınız başınıza yıkılabiliyor. Evet. Ve hani
işte ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür derler ya. Bu birinin her şeyi olmak ya da birini her şeyin addetmek meselesi aslında temelde hayata ve ilişkiye patolojik bir bakış. Bunun hep sonuçlarını çok kötü yaşıyoruz. Bu tip durumlarda yani insanların hayatın diğer alanlarında hayatlarını inşa edebilecekleri amaç ya da meşgaleleri olmadığında duygusal istikrarları tamamen bir kişi üzerine ya da bir belki bir işte futbol takımı taraftarlığı, belki bir siyasi parti taraftarlığı falan da dahil bunun üzerine odaklanabiliyor. Ve oradan en ufak bir yanlış, en ufak bir ihanet, en ufak bir şey gördüğünde darmadağın oluyor. Ve bu filmlerde klasik sahnedir ya, kızımız ihanete uğramıştır. Ondan sonra akşam eve gider, çok morali bozuktur. Arar öbür kızları, bu akşam akıyoruz partilere de, yapar makyajını, giyinir kuşanır. Dışarı çıkar, gece kulübüne gidilir. Tam eğlenilmektedir. Oradaki çocuğun birinin ayakkabısı hatırlatır adamı. Hüngür hüngür oturur ağlar falan. Şimdi yani o havalıyım ben, eğleniyorum şeyin aslında ne kadar maskelemeye dayalı bir şey olduğu oradaki duygusal kırılmada çıkar işte. Bu tip hayatı inşa süreçlerinde kendi içini inşa etme meşgalesinden uzak tutulmuş insanlarda affedememeyi çok fazla görüyoruz. Ben kendi hayatımda bir amaca matuf olarak çalıştığım dönemlerde insani hataların gözümde sinek kadar küçüldüğü zamanları yaşıyorum. Ama onlar hiç olmadığında boş boş gezerken tabiri caizse hayatımda çok öyle zaman geçirdim. İşte o zaman küçücük bir şey, o sinek bana dünyayı dar ediyordu. O küçücük bir hata benim dünyamı yıkıyordu. Çünkü kırılgan kendi gündemim yok. Kırılganlığınız artıyor çünkü. Tabii. Kırılganlık yani çok böyle ilişki. İşte bir hayatının bir boyutu var. Birisine takılmışsın. O senin altından halıyı çekiverince dünyanın baş aşağı oluyor. Söylemeye çalıştığım, insan hayatı geniş bir varlık. Yani ne tek bir kişiden ne tek bir aidiyetten falan ibaret değiliz. Bizim büyük bir hayatımız var. Hayatın her alanına bilgece, nasıl diyelim ya da merakla, aşkla, iştiyakla dokunan bir insan için affetmek çok fazla sorun olmuyor. Çünkü o kendi hayatını inşa eden değişik yolları olan, farklı yerlerde farklı doyumlar yaşayabilen bir hayat kurabiliyor. Ama biz genellikle hayatı basit algılanabilir, çok böyle küçük bağlılıklar üzerine kuruyoruz. Minik minik işte birini buluyoruz hayatımızda. Mesela her şeyin yoluna gireceğini zannediyoruz. Öyle olmuyor. Bir okul bitirince her şeyin çok güzel olacağını zannediyoruz. Öyle olmuyor. Hayat daha komplike bir süreç ve o yüzden böyle dört elle uyanık bir şekilde sarılmayı gerektiriyor. Bunu hayatımızda yapabildiğimizde doyumlu bir hayat yaşarken hataları daha kolay affedebiliyoruz. Çünkü kendimize hürmetimiz artıyor. Demin konuştuğumuz konu. Ben ya yaptım, bu kadar şey yaptım, yaşıyorum, çabalıyorum. Bu hatayı da yaptık be abi, olsun diyorsun o zaman. Affedip geçiyorsun ama işte o pasiflik duygusu, bizim o resilience diyoruz ya işte, duygusal istikrar. Evet, onu en çok düşüren şeylerden bir tanesi. Çünkü pamuk ipliğine bağlı duygusal istikrarımız. O bir şey olunca şak diye koptuğumu bir türlü kendimize gelemiyoruz. Biraz da hayatı zenginleştirmekle ilgili bir mesaj var affedememekte. Ben kendi affedememelerimde bunu hep gördüm. Çok bağımlı olduğum dönemlerde affedemiyordum. Ki ara ara öyle dönemlere hala giriyoruz. Kurtulmuş değiliz yani bu işte. Evet ama işte onun için diyorum. Akışkan yani bu aslında. Bağımlılık dönemleri. Yani bunlar onun işaretleri. Ama insan ne zaman özgür oluyor işte? Yani şu hayatın dümenini bir eline alıp da yani bir amaç doğrultusunda koştururken böyle bir şevkle yaşarken işte o zaman başka insanların hatalarıyla, kusurlarıyla uğraşmaya vaktiniz olmuyor zaten. Çünkü kendinizle ilgili bir şey yapıyorsunuz ve kendinizi önemsiyorsunuz. Çünkü bir yere doğru gidiyorsunuz yani. Bu meseleyi biraz anlatabildim bilmiyorum ama hayatın geneline bakarak tarif etmek de lazım. Evet. O insanın hayat doyumu nasıl? Hayat doyumu çok belirleyici. Değil mi? Yani sadece affetmek üzerine odaklanamayız tabii diyorsunuz. Yani kişinin kendi bütünlüğü de çok önemli. Bütüncül bakması gerekiyor aslında. Şöyle bir çağrışım oldu hocam siz söylerken. Şimdi eğer böyle bir hani böyle bir gerçeklik üzerinde baktığımız zaman biz o zaman çok genç yaşlarımızda çok da affedemeyiz herhalde. Çünkü bu bir beceri ve zaman içinde kazanılan bir beceri gibi diyor, değil mi? Aynen, biriktirdikçe, aynen, genişledikçe hayatın içinde doydukça.
bilgi ve araştırmalar da böyle söylüyor. Bak araştırmalara baktım şöyle bir meta analizlere ben. Diyor ki mesela bireylerin yaşları arttıkça affetme eğilimleri çoğalıyormuş. Empati mesela, empati düzeyleri arttıkça affetme oranları azalıyor. Yine özürle ilgili var. Suçlu kişi içten bir özür dilemesi ya da pişmanlık ifadelerinin affetmeyi etkiledi. Yani özür de affetmeyi etkiliyor. Karşı taraf bizden özür dilediğinde affetmemiz artıyor. Yüksek düzeyde bağlılık, yakınlık, bu da affetmeyle ilişkili. Yani daha yakınımızdaki kişileri daha kolay affedebiliyoruz. İlişki tatminimiz varsa eğer ilişki içinde olduğumuz kişilerle daha rahat affedebiliyoruz. Suçun şiddeti çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yani suç ne kadar şiddetliyse tabii affetmek o kadar azalıyor. Ve inançlı kişiler yani aslında birçok inançta kutsal ve erdemli bir davranış olarak görüldüğü için inançlı kişilerde de affetme davranışı, affetme eylemi daha fazla görülüyor. Dolayısıyla yaşla ilişkili yani empatiyle ilişkili ve buradakilerde aslında hep ruhsal olarak sağlıklı olan bireyin, esenlikte olan bireyin özellikleri aslında. Söylediğin o bana onu diyorlar ya çocukluk travmalarının son kullanma tarihi vardır diye. Yani gelmişin 60 yaşına artık bırak şu çocukluk travmasını, aş onu demeye getiriyorlar çoğu zaman. Ya bana böyle yapmayalardı ben böyle olmazdım. Yani, tamam anladık ama öyle yaptılar işte yani onu değiştirebilme şansımız yok. Hala orada mısın? O 60 yaşında tat var ama 20'li yaşlarında tamam bundan şikayet edebilirsin olur. Ve belki sana ekstra bir gaz sağlar, bir hınç verir neyse. Bir hayat enerjisi sağlar ama bir yerden sonra artık bırak gitsin yani. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Dönerse peki, senin. Peki yaz gibi yani biraz önce Sinan Hocam da söyledi. Hani bu bir aktif bir süreç diye. Aslında yaz da öyle yani bir anda bir günde yasınızla ilgili, yasınızla beraber yaşamayı veya kayıpla beraber yaşamayı öğrenmiyorsunuz. Yani bir affedememe zorluğuyla da aslında bir süreç değil mi bu? Yani affetmenin bir süreç olduğu evet, söyleniyor. Evet, affetme öyle birden bir çırpıda yapılan bir şey değil. Elbette bir hazırlık süreci var. Bir takım aşamaları var belirlenmiş nedir olan. Nedir bu aşamalar? Bir kere ilk önce bir düşünmek lazım bunun üzerine, zihinselleştirmek lazım. Ben ne yaşadım, ne oldu şimdi, başımdan ne geçti, ne hissediyorum. Tabii bunu yargısız, tarafsız yapabiliyorsak, esas ideali bu, yapamıyorsak orada profesyonel bir kılavuzu da eşliğinde bir terapi tabii burada devreye girer ama genelde affetmenin ilk aşamasında... Burada galiba hemen orada şeyi söylemek lazım yani devamlı... Alçak herif bunu bana nasıl yapar ya da işte bu benim gibi insana yapılır mı? Hedir hedir bu düşünmek değil, bu onu değil, da hatırlatmak tabii, lazım. Aynen öyle, o bu taraflı oluyor işte. Yani, evet. O bir rüminasyon. Çıkmaz. Aslında tamamen dışarıdan bakan, sanki bu olay başkasının başına gelmiş gibi dışarıdan bakıp ne yaşandı, nasıl başladı, nasıl sonuçlandı, ne hissedildi falan bunları böyle bir hem düşünce düzeyinde bir entelektüelize etmek. Hatta bunu dostlarımızla, ailemizle konuşarak bunu yapıyoruz zaten olayı anlatırken. Değil mi? Onlar da mesela dışarıdan bakan gözü olduğu için belki diyorlar ki belki öyle değildir, şöyledir diyorlar belki bize bazı kapılar görebiliyorsak. Eğer biz tek yönlü bakmaya meyilliysek zaten öyle bakarız ve oradaki farklı alternatifleri de göremeyiz zaten. Bir de bunun duygu kısmı var tabii. Duyguyu da anlamlandıracağız, olayı da anlamlandıracağız. Buna gerçekten ne oldu bittiğini samimi ve tarafsız bir şekilde adını koyabilirsek... İlk aşamasını tamamlamış oluyoruz. Affetme sürecine bir adım atmış oluyoruz. Tabii bunun için bir takım teknikler var. Bu anlamlandırmanın mesela bunu yazabiliriz aklımızdan. Bu olayı yazmak. Çünkü yazdığımız zaman düşünmektense hani bir şey bir görsel hafıza falan da devreye girdiği için hocam iyi bilir bunları. Yazmayı çok önerirler. Yani başından ne geçiyorsa bir yaz bunu, bir yazıya dök. Çünkü yazarken de o çağrı. Değil mi? Terapötik yöntemler de var bununla ilgili işte ya da yazmak, dışsallaştırmak. Ya da işte anlatmak bunu. Zihnimden bunu imgeleyebilirim. Sanki karşımda o kişi varmışçasına beni o üzen, kıran, affedemediğim kişi zihnimde canlandırıp zihnimde onunla bir diyaloğa girebilirim. Bu beni çok etkili değil mi? Olması gerekmiyor. Ya da işte bu bitirmemiş işlerle ilgili boş sandalye. Geçtalt terapilerdeki boş sandalyeyi sanki o varmış gibi oturup anlatmak. Bunu sessiz, rahat bir ortamda hani başkalarının bizi kendi kendine konuşuyor diye yargılamayacağı bir yerde de yapabiliriz. Burada ne yapıyoruz? Olayı bir dile döküyoruz ya, bir dışarıdan bakma şansı elde ediyoruz aslında yazarak, düşünerek, zihnimizde canlandırarak hem duygu hem olayın bir hakkını veriyoruz. Sezar'ın hakkını bir Sezar'a veriyoruz. Sezar'a veriyoruz.
Yani orada her zaman böyle bir tek taraf hatalı, diğer tarafın hiç hatası yok gibi falan da değildir. Öyle bir asimetri yoktur değil mi? Yani hepimiz de hata yaparız. Yanlış anlama da vardır illa oradaki bir şeyler bir yerde bir yanlış anlama bir sürü başka yanlış anlamayı da getirmiş. Bir domino etkisi de olmuş olabilir. Olayın en başına dönebilmek, bir başına tabii. itibaren bütünü görebilmek. Sadece en sonundaki yaşadığım acıya odaklanmak değil de o duygunun... Evet çok güzel söyledin. Aslında bir sürece bakmak değil mi? Bir sürece yani, bakayım yani. Bir de o kişiyle yani. Bazen hep kötü şeyler yaşamış da olmuyorsun. Yani bazen iyi derler ya iyi günlerin hiç hatırı yok mu? Yani. Bu dediğin aslında o üçüncü aşaması affetmenin. Çünkü ben bunu olayı bir dürüst bir şekilde bununla yüzleştiğimde ikinci aşamada bir karar vermem lazım. Evet şimdi olay bu. Affetmek istiyor muyum istemiyor evet. muyum? İstemem. Ve buna karar vermem lazım. Karar verdiysem tam senin dediğin bu affetmenin en zor aşamasına geliyorum. En uzun süren, en zahmetli aşama karşı tarafa empati duyma aşaması. Değil mi? Bu kişi bu hatayı yaptı da niçin böyle bir şey yaptı? Yani çünkü onun da geçmiş travmalar olabilir, o da beni yanlış anlamış olabilir. Bin türlü empati geliştirebilirim orada. Bunu onu mazur görmek için yapmıyorum. Onu haklı çıkarmak için yapmıyorum. Bunu sadece... O da bir insan ve böyle bir hatayı yaptı. Gerçekten kötü olduğu için mi yaptı? Kötü insan mı? Yoksa belki de arka planda onun da bir yarası vardır. Bilmiyorum ki. Bu aşama zor tabii yani. Bu kadar öfke duyduğum, beni bu kadar inciten, kıran, rencide eden, gururumla oynayan kişiye ben nasıl empati kuracağım? İnsanların en zorlandığı aşama odur herhalde. Ya biz işte hayatın hem gözlemcisi hem katılımcısı olmayı becerebildiğimizde aslında bayağı yol kat ediyoruz. Çünkü hayat da bir laboratuvar gibi yani. Her şeyde bir deney gibi bakabilmek de çok merakla, bakabilmek de çok önemli bir şey. Yani bir dakika burada neler oluyor? Bu olayı nasıl işliyorum ben? Nasıl algılıyorum? Yani benim hep gerçekten bakış açım budur. Tavsiye ettiğim şey de budur. Ya bir dakika illaki çözümlemek, çözmek, halletmek ve kendin meselesinden çık. Bir de şuraya bak. Burada neler oluyor? Yani neler olup bitiyor? Buna bak. Bu da çok önemli. Dünyayı bir laboratuvar gibi görmek, bir deney gibi görmek, bir bilim adamı gibi yaklaşabilmek. Ama bilim adamı gibi olmasın. Ama gerçek ama bir bilim adamı gibi. Yani şöyle. Gerçek bir bilim adamı gibi. Merakla yaklaşan, aradığı şeyi bulmayı değil, yani olanı görmeyi becerebilen. Aslında ne objektif. Biliyor musun? Yani ben mekanizmayı anlamakla çok uğraştım. Hep işim o. Yani. Evet, evet. Bilim bu ama... Dünyanın esas öğrettiği zaman ne zaman oluyor biliyor musun? Mekanizmayla uğraşmayı bırakıp bu nasıl oluyor diye baktığında. Adımlarını değil sistemi görmeye çalıştığında çok şey öğreniyorsun. Bu işte kaos teorisinde buna sistem bakışı falan deniyor. Sistemin bütününü anlayalım falan. Yazık bilim dünyası buraya gitmeye çalışıyor ama bizim eskiler buna temaşa etmek derdi. Ne yani güzel sormadan, yargılamadan... Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler var ya. Evet, ya bir bakalım evet. Ya bir bakalım. Hayırlısı olsun. Mesela ağzımızdan çıkıyor ama öyle değil o iş işte. Dil servisi değil. O bizimki çıkan. Aynen öyle. Yani mesela affedemediğimiz zaman kendimize zihnimizdeki düşüncelere. Şimdi meditasyon bunu kazandırmaya çalışıyor insanlara meditatif pratikler. Yargısız izleme. Aynı zamanda dünyayı da, varlığı da, hayatı da, toplumu da ilişkilerini de yargısız izleyebilmek. Mesela bu demin üzerinde düşünmekten bahsediyoruz ya da konuyu konuşmaktan bahsediyoruz. Çok kişiyle tabii hayatımızda bu bağlamda konuşuyoruz ama o şeyde baktığımızda söylenenlere sürekli olarak ya kendini ya karşı tarafı devamlı suçlayan bir jargon affetme niyetinin olmadığının izharını gösteriyor izlediğin zaman. Devamlı kendiyle ilgili bir takım yermeler ya da devamlı onunla ilgili bir şeyler. Ya burada o işte objektiviteye geçmede bir zorluk var. Yani istemiyor. Orada kalmak istiyor o kişi. Onun için de makul nedenleri var muhtemelen. İşte acıya tutunmalar bilmem neler vesaire. Neyse o. Ama yani bunların hepsi uzaktan izleyince çok öğretici. Bunların detaylı mekanizmalarını falan işte derslerde konuşuyoruz, anlatıyoruz falan filan ama bütünü temaşa etme, hayatla ilgili enteresan bir deneyim edinme yöntemi. Yani nasıl olduğunu çok kurcalamadan bakmak. Ve bir süre sonra şöyle bir şey oluyor. Mesela ben yıllarca biyoloji meraklısı, biyoloji öğrencisi ve biyoloji meraklısı olarak karıncaları, onları, bunları incelemeyi sevdim. Sonra bir gün yaşam okulunda, Kaz Dağları'nda işte seneler evvel aklıma bir şey geldi. Yani karıncaları izlemekle ilgili bir his doğdu içime. Dedim ki ben ya karıncalarla ilgili bir sürü şey biliyoruz da
bunların hiçbirini bilmesem karıncalar bana nasıl gözükürdü? Bir saat kadar karıncaları izledim. Ama yargısız bir biçimde, düşünme. Başlangıç ruhuyla. Bunlar işte formik asit salgılar, bunlar işçi karıncadır falan diye hiçbir şey düşünmeden ya bir süre sonra karıncaların hareketlerinde hiç bilmediğim şeyler görmeye başladım. Çünkü bildiğin kalıp dünyayı sınırlıyor senin gözünde. Ya da bildiğini varsaymak. Aynen öyle. Kalıplar onlar. Şimdi insan ilişkilerine de böyle bakıyorsun. Kendine de böyle bakıyorsun. Bizim zihin göreceli. Hiçbir şey olduğu gibi tanımıyor ki. Beni sana göre tanıyorum ben. Yani Zümra öyle ben böyleyim diyorum. Samur öyle ben böyleyim diyorum. Bu görecelikten çıkıp da ya neysem oyum arkadaş noktası başka bir şey anlatıyor. İşte dediğin o kadar önemli ki. Hayatı izlemeye vaktimiz yok arkadaş. Hep böyle bir şey, bir koşturmaca, bir kızgınlık, bir öfke, bir yetişmeler, bir telaşeler. Azıcık bir nefes alıp bir durmak lazım. Yani. O bu devrin en büyük ihtiyaçlarından biri. Peki bir de böyle bir konulara daha gireceğim. Hatta sevgili Timur yazmış, Timur Harzan. Demiş ki o romantik ilişkileri de konuşun. İlişkide kalmak isteyen bir kişinin gitmek istemeyen bir kişiye göre affetme ihtimali daha yüksek oluyor. Hocalarımız bu konuda ne düşünüyor demiş. Nasıl bir daha söyleyeyim? Kişi, yani romantik ilişkide kalmak isteyen kişinin gitmek isteyen kişiye göre affetme olasılığı daha yüksek oluyor. Aşk her şeyi affeder. Aşk her şeyi affeder. Geldi. Yine affetmeyince aşk her şeyi affedermiş kelimesine. Evet. Çok önemli. Evet. Yani romantik ilişkilerde affetmeye nasıl bakıyorsun? Çünkü yani hani yapılan hatalar. Tabii bu aldatılma geliyor ilk başta akla. Nedense yani belki de ilk akla gelmesi gereken şey bu değil ama aşk her şeyi affeder mi denildiğinde bugün yani bu ekranların başında birçok kişinin aklına gelen şey aldatılma oluyor. Halbuki birçok hata var ilişkide. Yani yapılan, birbirini insanların kırıp incittiği illa ya da şiddet de olması gerekmiyor. Birçok hata yapılıyor. Romantik ilişkilerde ya da evliliğin içinde uzun süreli yani yakın ilişkilerin içinde affetmek bazen iyi algılanmıyor. Yani aynı şeyi tekrar yapacak karşı taraf diye düşünülüyor. Hayata karşı affedici olurken kişi. Sevdiği insana, yakınındaki insana o kadar affedici olmuyor. Çünkü hep yakınımda yine yapar diye düşünüyor değil mi? Koruma. Yani şimdi affetme konusu zaten genelde en fazla bu alanda çalışılıyor. Hep ilişkiler ya arkadaşlık ya evlilik ve partner ilişkisi ya da işte ebeveyn ve çocuk ilişkisinde çalışılıyor. Affetme konusunda en çok gündeme geldiği konu evlilik ilişkisi ve aldatmalar zaten. Çünkü çok fazla terapilerde de masaya yatırılan konu bu. Şimdi burada bir affeden bir de affedilen taraf var demiştik ya, bir uzlaşma isteği var mı? Yani eğer o ilişkiyi devam ettirmek, o bozulan düzeni tekrar geri getirmek ve eskiden olduğu kalitede devam ettirme isteği varsa partnerlerden herhangi birinde, o zaten affetmeye de affedilmeye de hazırdır. Ve bunun için bu çabayı da gösterecektir. Ama ilişkide ilişkiyi gözden çıkardıysa zaten, o zihninde tamamladıysa bu süreci, affedebilir ama o kişiyle kalmayabilir. Ayrılıp hayatına ondan ayrı devam edebilir. Affedilen kişi için de keza böyledir. Demin ne demiştik? Affetmek, affettiğimiz kişiyle yola beraber devam etmek garantisi vermez bize. Affetmek bizle ilgili bir şey çünkü. Evet. Ama kişisel beklenti bundan farklı olabilir. Affedilen kişi. Yani ilişkiye devam etmeden de affetmek mümkün. Tabii ki de. Yani affetmek demek ilişkide kalacağım, barışacağım ve uzlaşıp devam edeceğim anlamına gelmiyor. Affederim ama ayrılabilirim. Evet. Ama aşk veya derin bir sevgi de bir tür bir zaaf oluşturabiliyor mu? Yani hani... Aşk her şeyi affeder mi sorusunun cevabı nörobilimsel olarak kesinlikle evettir. Evet değil mi? İşte onun için. Konu aşksa, aşk bu arada... Söz konusu aşksa... Aşk keşke aşk olsa bu arada. Yani aşk dediğimiz çoğu şey aslında taze cinsel çekimdir, cinsel cazibedir. Çoğu zaman aşk dediğimiz şey budur. Budur, tabii. İnsanların birbirine aşırı bir arzu hissetme hali. Yaklaşık ömrü 18-20 ay falan süren o ateşli devir. Orada insanları fonksiyonel MR makinesine koyuyorsunuz. Aşık olduğu kişinin resmini, ismini bir şey gösteriyorsunuz ya da düşündürüyorsunuz. Evet. Beynin ön tarafı çalışmıyor. Bu ne demek? Yani beynin muhakeme yapamıyor. Tabii. Dorsolateral prefrontal korteks denen bir yer var şurada. Evet. Özellikle sol taraftaki
aktivitesi azalıyor. Burası ne işe yarar normalde biliyor musun? Hata arar. Yani kritik düşünme merkezidir. Bilmem çalışmıyor ki. Aşk olma karşında hata yok zaten. Neyi affedeceksin? Yani diyorsun, affetmek için hata lazım. O dünyanın en güzel meleği, en yakışıklı insanı Brad Pitt kimmiş benimki falan. O zaman oluyor bunlar. Dolayısıyla gerçekten bu ortada bir aşk varsa zaten pek bir sorundan bahsetmiyorsun. Ama romantik ilişki dediğimiz kısım maalesef bizde daha ziyade Hollywood usulü pompalandığı için aslında temel düzeyde bir rekabet ve hayatta yer tutma yarışıyla eşleştiriliyor. Garip bir şey. Yani daha cicim aylarında bilmem ne insanlar ileride işte nasıl bir hayat yaşayacağız, özgürlük alanımız ne olacak, ne yapıyorsunuz siz? Yani böyle bir birliktelik olmaması lazım normalde. Romantik birlikteliğin insanda uzun süreli bir beraberliğe, ömürlük birlikteliklere dönüşebilmesinin tek önemli şartı ortak anlam inşasıdır. Yani siz bir insanla, bu bir takım, iş yerinde çalıştığınız bir takım içinde geçerli, romantik ilişki yaşadığınız, evlenme düşüncünüz insanla da ilgili. Siz bir ortak anlama yürüme niyetiniz yoksa, bu işin cazibesi, cinselliği bilmem nesi, iki sene git götürmez bu işi. Ve bu anlam inşası da dövüşerek, rekabet ederek, açık arayarak, alan kapatmaya çalışarak olmaz. Sohbetle, muhabbetle, letafetle olur. Saygıyla olur. Mesela bunlar eskilerin masalları gibi geliyor şimdi. Öyle yok. Şimdi gayet tak 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 falan ama gönlümüz bunu arzu ediyor. Çünkü bu işin orijinali böyleydi. Ve bu işin içerisinde letafet dediğimiz şey nedir? Hata yapma imkanını en aza indirecek bir saygı sevgi çerçevesinde davranmayı prensip edinmek. Yani benim eşimdir, benim işte her gün yanımdadır bilmem nedir diye böyle işte evde göbeğini kaşıyarak pijamayla gezmemektir. Yani esas özeni onun yanında göstermektir. Bu arada beyler genellikle hanımlar süslü güzel gözüksün ister, kendileri pejmürde olmayı genellikle tercih eder. Onlar da yani onlar da esas evde özenli olacaklar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sevgi, birbirimize gösterdiğimiz emek özen. Yani her şeyin emek. Bir aktif süreci aynen var. Öyle. Emek aynen istiyor. Öyle. Ve bu birlikte bir inşa sürecidir. Burada zaten suç, affetme bilmem ne şey düşünün. Hayat savaşında sırt sırta çarpışan iki asker gibi düşünün. Orada küslük, dargınlık olur mu? Yani siz bir yol açıyorsunuz beraber. Beraber bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Orada bu meseleler tali kalacaktır normalde. Ama bu yoksa lay lay lom takılıyorsak her şey olacak. Yani hayatta ne oluyorsa orada o da olacak. Dolayısıyla tanımladığımız romantik ilişki, aşk meşhi, onun düzeyi bu sorunun cevabını çok belirleyecek. Taze aşıkta affedilecek bir durum yok. Zaten hata tamam yok. Zaten prefrontal korteks işte i̇ptal gitmiş, iptal. Romantik ilişkide ne yaptığınıza göre değişir ama ömürlük ilişkide yani onun ya muhteşem bir sahne vardır bu gece. Eğer bulurlarsa internette var bu arada YouTube'da falan. Good Will Hunting filminde, Can Dostum filminde. O çocuğun ukalalık yaptığı bir sahneden sonra terapist oynayan Robin Williams'ın karısının gece uyurken gaz çıkarmasıyla ilgili anlattığı bir hikaye var. Gülmekten ölüp sonunda ağladığınız bir sahne. Çünkü diyor ki yani insanları birbirine bağlayan küçük kusurlardır. Mükemmellikler değildir. Öyle manken gibi, model gibi gözükmek değil mesele. O küçük kusurlarınızı gülerek hatırlayabiliyorsanız siz birlikte bir hayat kuruyorsunuz demektir. Ve o çocukcağız buna işte ilişkiler konusunda malumat furuşluk taslarken ona hayatının dersini veriyor. Mesela o sahne muhteşem bir sahnedir. Biz maalesef bazen böyle görmeyi kaçırabiliyoruz hayatı. Yani hepimiz kusurlu insanlarız. Grand tuvalet giyindiğimiz anlardaki gibi zannediyoruz kendimizi. Öyle değiliz. Yani yaşlılığımız var, hastalığımız var, düşkünlüğümüz var, çaresizliğimiz var, üzgünlüğümüz var, her şeyimiz var. Evet. Ve hayata bir bütün halinde hazır olmak işte senin o çok sevdiğin bilgeliği getiren şey yani. Evet, bilgeliği de alacağım. Bilgeliği bir konuşalım. Bir onun yani kavramı biraz daha sizinle beraber açıklamak isterim hocam. Yani aşk affetmeyi getiriyor mu bilmiyorum ama araştırmalar şunu gösteriyorlar. Affetmek ilişkilere iyi geliyor. Yani uzun süreli ilişkilerde affetmenin ilişki üzerinde olumlu etkileri çok fazla aslında. Yani hep affetmek ilişkiye zarar verirmiş gibi. Hani biraz önce konuştuğumuz gibi ama aslında evet, affetmek ilişkiye iyi geliyor. Peki nasıl affedeceğiz? Şu andan itibaren hep mesela bizi baştan beri seyreden arkadaşlarla beraber özellikle sizde de vardır, bende de var. Mesela şu anda bir affedelim. Bir deneyelim bakalım ne oluyor. Ama sağlam bir şey bulup çıkaracaksınız geçmişten. Yani
Hadi şu anda özellikle hasır altı etmiş olduğumuz, pek üstünde kesin vardır bir şey. Sevgili izleyenlerimize de söyleyelim. Bulsunlar bir şey ve şu anda bir denesinler bakayım. Ya o da iyiydi be. Yani bir affetsinler ya da yaptıkları bir hatayı affedemiyoruz. Şu anda bir denesinler. Hangi safhada olduğumuzu görmek için. Tabii neyi affedeceğiz? Yani kişiyi mi? Kişiyle ilgili duygu, hoşa gitmeyen duygu, düşünceler, aldatılmışlık hissi, suçluluk, öfke mi affedeceğiz? Onu da söyleyelim. Bir koşulları söyleyelim. İşte başından beri konuştuğumuz mesele aslında belki biraz daha duygu düzeyine çıkar diye bu öneriyi yaptım. Hı. Çünkü esas affedilmesi gerekenin kendimiz olduğunu hemen fark edeceğiz yani bu egzersiz. Değil mi? Bugün mesela hadi bu yapalım. Program benim o işime yaradı. Yani hakikaten bunu çok genelleyebileceğimizi fark ettim. Yani esas affedilmesi gerekenin kişinin kendisi olduğu meselesini. Ben mesela şu anda bayağı arşivi karıştırıyorum. Mevzu benimle ilgili yani başkasıyla ilgili pek bir şeye rastlayamadım hayatımda. Yani ya. Kendimle problemim var. Onları affedemediğim, hala kızgın olduğum şeylerde. İhmalkarlıklarım, göz kapamalarım, ne bileyim bunlar yani. Ve onlar için kendimi affetmem gerekiyor ki bir de aynı hatayı yapmayayım. Yoksa o hatalara tutunuyorum. Biraz işte bugün bu muhabbetimiz buna vesile olsa evet, ne güzel olacak. Evet, hadi bakalım yani. Herkese o zaman bir affedecek bir konu. En azından zorlandığınız bir durumla ilgili duygu ve düşüncenizin hafifletilmesi veya o yükten kurtulmaya, o yükü bir yere bırakmaya niyet etmek. Ya da ben de şöyle derdim. Yani bunu illaki bitirmek veya yok etmek yerine bunu biraz daha hafifleterek devam etmeye niyet edebilir misiniz? Yani bu kompleksi, bu bağı, bu düğümü burada biraz daha gevşetebilir misiniz? Bir şey söyleyeyim mi? Bize böyle çok kıssalar anlatır. Demin aklıma gelmişti gitti ama şimdi geri geldi. Böyle biz bir sürü kıssa, hikaye, masal falan dinleriz de. Çoğu zaman bunları kızdığımız ya da affedemediğimiz birine laf çarpmak için sosyal medyada araç olarak kullanırız. Özlü sözler öbürü içindir. Evet, için bir de var. Özlü sözler kendimiz tabii. İçin değil, bir başkası yoksa biz tabii. Zaten onu okuduk, biliyoruz. Bir de bak birisi Mevlana ne diyor falan, gör falan gibi. Yani hep hatayı öbürü yapıyor, al oku. Ya bir kere de biz okusak o lafı. Mesela Hazreti Ali'nin Hayber kuşatmasında mı bilmiyorum, bir hikayesi var. Orada işte tam böyle savaşıyorlar. Kılıç, kalkan falan işte gidiyor savaşın en kızgın zamanı. Kılıcını çekiyor. Tam işte karşı ordudan birisini öldürecek. Yüzüne tükürüyor adam. Kılıcını kınına koyuyor. Diyor ki niye yaptım? Biraz önce seni davam için öldürecektim. Şimdi öfkemden dolayı öldüreceğim. Çünkü yüzüme tükürdüm. Ben onu yapamam diyor. Şimdi bu duygu kontrolü bize bir hikayeyle geliyor. Ne demek? Biz bunu nasıl dinliyoruz? Vay be, Hazreti Ali ne süper adammış. Ya onun için anlatılmıyor bu hikaye kardeşim. Öfkene orada hakim olmanın bir yolunu bulacaksın sen. Bu hikayenin bana kadar gelme sebebi o. Bu hikaye bir terbiye aracı. Diyor ki bak, öykündüğün insanlar böyle yapıyor. Uydurmadır, abartıdır bilmem ne, orası hiç önemli değil. Hikayelerin aslı değil, faslı önemlidir. Bu fasıl bize diyor ki âli olan budur. Mesela şimdi aramızda kaç kişi yıllardır kin duyduğu birine karşı savaş baltalarını arkadaş bu benim nefsimdenmiş. Yani işte kendi zayıflığımdan dolayı ondan intikam almak istiyormuşum diye gömebiliyoruz. Kaç kişi bunu yapabilir? Tabii yani bir de öfke böyle söylüyorum. Yani öfke sevginin sevginin zıttı değil. Yani aynen. Değil. Kayıtsızlık yani içinde bir aslında sevgi de var. Yani hatta birçok terapötik yöntemde de böyle değil mi? Yani bazı yaklaşımlarda böyle anneni affet. Bir de bu var yani anneni affetmek, babanı affetmek, yani ebeveynlerini affetmek önemli bir tema. Ve önce öfkeyi ortaya çıkartıyorsun. Yani önce öfkelenmen gerekiyor. Affetmekten önceki aşama öfkedir. Yani öfkeni öfkeni ortaya çıkartıp onunla yüz yüze gelip ondan sonra yani aynı kişinin içinde hem aslında sevgi hem de öfke olduğunu anlamakla oluyor. Çünkü yani ikisi bir arada ve bu ikisinin bir arada olabileceğini aslında yani hani çoğumuzun annemiz ve babamızla ilgili temel mevzu o değil mi? Yani mükemmel olduklarını düşünmek ve yaptıklarından dolayı affedememek. Ama affedememenin öbür tarafı da var bir de. Güzelleme de var. Yani mesela şöyle bir kalıp vardır ya, babam beni küçükken çok döverdi ama iyi ki de dövmüş. Bak bugün işte şöyle böyle oluyorum falan filan gibi. Ona bir kutsiyet atfederek affedememeyi
bir Zeus-kul ilişkisine dönüştürme gibi bir mekanizma da var tabii, orada. Tabii. Onu bir kozaya bir alıyor. Bir hiyerarşik gibi. Tabii tabii. Yani diyor ki o dokunulmazdır. Ben kötüyüm. İyi ki dövdü beni. Çünkü ben daha beter olurdum. Halbuki ya yanlış yaptı işte. Yanlış yaptı. Bu çok net. Yani bana şöyle yaparken doğru ama böyle yaparken yanlış yaptı. Bunu koyabildiğimizde müthiş bir şey başarmış oluyoruz. Değil yani mi? O da şu. Biz aynı hataları tekrarlamak zorunda kalmıyoruz. Çünkü onu affedemediğimizde yahut kutsadığımızda aynı hataları tekrarlamak zorundayız. İşte bu yüzden nesiller kendini tekrar ediyor. İşte arada bir reset atmak çok kolay aslında. İşte affetmek. Yani o yüzden çok büyük bir şey. İşte söylediğim gibi yani aslında bakkalın borç defterini birinin alıp ödemesi gibi herkesi rahatlatıyor hani giriş konuşmasında söylenilen gibi. Bir de bir şey sormak istiyorum. Samuray senden bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi travma tabii büyük bir mevzu. Yani travma mağduru olan kişiler, travmaya sebep olan kişileri genelde en zor yani bir bölüm bu. Affetmekte çok zorlanırlar. Burada nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Yani gerçekten affetmeleri mi gerekiyor ya da biraz bundan bahseder misin? Yani çünkü birçok kişi travmaya kendisine travma oluşturan durumlara ve kişilere maruz kalıyor aslında. Şimdi araştırmalar affedemeyen kişilerin yine aynı yere bağlayacağım ama travma sonra stres bozukluğunu daha fazla yaşadığını göstermiş. Ha, aslında yani aslında böyle bir şey ilişki var. Affetmek de orada kurtarıcı bir tarafı da var. Bizi güçlendiren bir tarafı da var. Ama elbette travmasına göre de değişir. Çünkü bu bir doğal afetse ben doğal afetle ne şeyim olacak? Yani onunla bir karşılıklı bir değil mi? Affedip affetmeme değil ama bu travma bir kişiler arası travmayla ilgili özellikle hani bunu konuşabiliriz. Kişiler arası travmalar bunlar işte şiddet içeren, cinsel şiddet olabilir, fiziksel, sözlü ya da farklı türde duygusal şiddetler olabilir. Şimdi bunlarla ilişkili travmaların tabii ki örseleyici, yaralıcı tarafı çok fazla. Çünkü kişiler arasında şiddette şöyle bir algı ortaya çıkıyor. Engelleyebilir miydim? Engellenebilir miydim? Çünkü bir başka kişiler arası olmayan bir travmada benim dışımda ve kontrol edemeyeceğim bir şey. Bu bir kaza ya da doğal afet. Bunu önleyemem zaten. Orada bir kabul daha kolay geliyor ve sıyrılma ve onun içinden iyileşme. Kişi arası ilişkiye dayalı saldırmayla, şiddetle ilgili travmalarda önlenebilme ihtimali de vardı ya geçmişte. Biz de hep bir geçmişe dönüyoruz ya travmada. Evet. Geçmişle o ruminasyonları yaptıkça orada önlenebilir miydi, önleyebilir miydim ile başlayan bir keşke süreci, bir pişmanlık, pişmanlık ve suçluluk sürecinde. Belki utanç değil mi? Bir de diğer kişilerden olan. Takıldığınız anda tabii orada o çözümden uzaklaşmaya başlıyorsun. Çünkü hiç çözüme hizmet eden bir şey değil. Ve tabii bir kişiden kaynaklanan travmada çok daha yoğun bir öfke, nefret, kin duygusu ortaya çıkıyor. O duyguyu çalışabilmek çok kolay değil. Tabii her travma yaşayan kişi travmatize olacak, ruhsal travmaya uğrayacak ve bir problem yaşayacak da demiyoruz. Şimdi ruhsal açıdan sağlam olan kişiler travmatize olmadan da o süreçten çıkıyorlar. Herhalde baksak onlar affedebilen kişiler diye düşünüyorum. Çünkü evet, illaki bir kişi tecavüze uğradı diye travma sonra stres bozukluğu ya da depresyon yaşamak zorunda değil. Yani bu oranlar %100 değil zaten. Baş edemediğimiz şeye travma diyoruz zaten. Bir şekilde baş etme yolu bulan evet, da var. Bir şekilde baş edebilen var. Hani travma olay belki ruhsal travma kriterlerine uyuyordur ama ben onu travma olarak yaşamadıysam, ben onu daha farklı yaşadıysam zaten orada bir problem yaşamayabilirim. Evet yani aslında her zaman da travmatik bir olay, evet elbette ki bizde bir travma sonra stres bozukluğu oluşturmuyor. Ama travmatize olduysam bununla ilgili hakikaten klinik düzeyde semptom yaşatacak düzeyde bir hastalık yaşıyorsam zaten profesyonel süreçte destek almam gerekiyor. Çünkü orada affedebilme sürecine geçinceye kadar o kadar çok aşama var ki yani orada önce bir semptomun tedavi edilmesi, kişinin bunu düşünme, bu süreci anlamlandırma, bunun üzerine düşünme, o duyguyu düşünceyi çalışma ve buradan bu yaralarını iyileştirerek çıkma sürecine geçmeden tabii ki önce bir klinik semptomu tedavi etmek. Artık orada iş biraz tedavilik bir süreç çünkü travma sonra stres bozukluğu ve depresyonsa. Sonra ama bizim daha önce konuştuğumuz yine o yas veya işte affetmenin aşamalarına tekrar geçebilir kişi. Ve affedebilir elbette yani bir travma mağduru da kendisini travmatize eden kişiyi
Affedebilir. Böyle affedebilir. Bu onun için bir seçim olabilir. Seçim tabii, bu bir tercih çünkü. Yani biz ne dedik? Affetmeyi kendimiz için yapıyoruz. Yani ben beni travmatize eden kişiyi affederek onu haklı çıkarmıyorum. Onu mazur bir yere getirmiyorum. Aslında evet. Peki bu var bilgiler. Elimizde veriler var. Datalar var. Affetmenin çok iyi olduğuna dair. Uzmanlar bilgilendiriyor. Bu iyi bir şeydir diyor. Bilgiler var. Bir de işin bilgelik boyutu var ki çağımızın ben bilgelik çağı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bunlarla ne yaptığımız önemli. Siz hep bahsediyorsunuz hocam, bilgelikten bahsediyorsunuz. Bir önce bilgelik, yani bu bilgelik dediğimiz şey nedir? Bir kez bilgi olunca hep mi bilgi oluyoruz? Valla bana sorunca da sanki ben cevap verebilirmişim gibi. Öncelikle ar ederim. Bu konuyu teorik olarak biliyorum. Yoksa yani hayatında bilgeliğe... Bilgi olduğunuz anlar veya bilgi olduğunuz, daha bilgi olduğunuz zamanlar yok mu? Çok zaman yatırdığım şeylerde bilgece bir şeyler söyleyebildiğim hasbelkader ben oluyor. Ben şimdi bilgeliğiniz çoğu zaman tatildedir diyorum. Aynen. Ama geldiği zamanlarda, tatilden işbaşı yaptığı zamanlarda... Bana bilgelik ne zaman yüzünü gösteriyor biliyor musun? Şimdi biraz önce travmalardan konuşuyorduk. Travma kelimesinin kökenine gitti aklım. Latince yara kelimesinden geliyor. Yaralandığımız zaman neler yapacağımızı düşündüm Samuray konuşurken. Ve geçen de bir arkadaşımın verdiği bir örnek düştü aklıma. Bir kedi bir yerini çarpınca, yaralayınca mesela şöyle yapar mı? Allah kahretsin, gene ayağımı vurdum. Ya bu ne biçim kediyim ben arkadaşım? Böyle bir kedi görmüyorsun. Kedi ne yapıyor yaralanınca? Hemen yaralanan yerini yalamaya başlıyor. Bir köşeye çekiliyor. Onunla rahatlatıcı sistem diyoruz. Evrimsel olarak anlamı ondan var. Rahatlatıcı sistemi devreye sokuyor. Biz evet. Ne yapıyoruz? Ket vuruyoruz. Biz halının altına süpürüyoruz. Biz yerine bir şey koymaya çalışıyoruz. Biz ağrı kesici merhem bulmaya çalışıyoruz. Yani bir şekilde o ağrıdan kurtulmak, ağrısız olmak istiyoruz. Kendi halbuki, şefkat göstermiyoruz. Tabii. Kedi yani bunun başına geleni hemen kabul ediyor. Ve başlıyor yalanmaya. Tamamen evrimsel olarak getirdiği içgüdüsel davranışları sırayla sergiliyor. Ki bunların arasında gidip falanca ota sürtünmek falan da var. Onun iyi geldiği bilgisi de var onda falan filan. Şimdi tabiat işte izlediğimiz zaman bize insan davranışında, vahşi tabiatta, domestik tabiatta bir şekilde bize bir bilgi veriyor. Ama bu bilgileri belli bir bağlam içerisinde birleştirebildiğimiz zaman bunlar bize anlayışa, biz de içimizde anlayışa ve anlayış da zaman içerisinde bilgece karar vermeye dönüşebiliyor. Şimdi bir sürü biyolog yetiştiriyoruz biz. Hı hı. Ama benim gibi çatlağa pek çıkmıyor. Mesela her şeye biyolojik bakıp da ders almaya çalışan. Niye? O bağlam o kişide yok çünkü. Bende böyle bir bağlam var. Ben böyle bakıyorum. Aynı şeye bakıyoruz. Aynı dünyayı izliyoruz. Ben oradan başka bir şey görüyorum. O başka bir şey görüyor. Bu demek ki bakma niyetimizle alakalı bir... Yani yaramıza, derdimize, başımıza gelen iyi kötü şeye hangi bağlamda bakıyoruz? Birincisi bu. Şikayet bağlamıyla baktığın bir şeyden bilgelik devşirmek mümkün değil. Yani kusur şey. Görmek. Tabii. Yani devamlı hata baktığımız. Arıyorsan, devamlı arıza çıkıyorsa senin için bu dünya yani sürekli problem yaratan bir yerse buradan bir sonuç çıkarman pek mümkün değil. Ama eğer ki yani ya bu burada bir hikaye var ve bu hikaye benden büyük bağlamı varsa sende, yanındaki insan da, televizyonda izlediğin olay da, tabiatta olan herhangi bir şey de sana şöyle bir potansiyelle çıkıyor karşına. Yani ben buradan bilmediğim bir şey öğrenebilirim. Böyle bakmaya başlayınca bağlam değişiyor. Senin acın, travman, affedemediğin olay da dahil olmak üzere sana başka bir veri seti sunuyor. Başka bir bilgi biçimi sunuyor. Ve sen bunu içinde bu bilgileri birleştirerek... Yeni içgörüler oluşturuyorsun ama bunlar ağırlıklı olarak kendinle ilgili olursa süper oluyor. Biz genellikle başkasının zihnini okuyup onu analiz etmeye bayılıyoruz. Hepimiz vallahi ilişkilerimizde psikolog, psikiyatrist gibiyiz. Sen tabii bundan yapıyorsun. Kendi duygumuzu ona göre ayarlıyoruz. Tabii, tabii. Onun niyeti iyiyse o zaman tamam. Niyeti kötüyse tamam. Ben değil. Ne hissediyorum? Ya normal mühendis arkadaşımın öbürüne çocukluk travması tanısı koyduğunu ben oturduğum yerde gördüm. Abi diyor senin diyor baba travman var. Dur gözünü seveyim ne yaptın yani. Karşımızdaki insanı tanımlamak da rahat hissettiren bir şey ya. Hı. O yüzden hep dışarıyla uğraşıyoruz biz. Yani başka şeyleri. Halbuki o gördüğümüz mesele bizde kendimizi tanımaya dair bir içgörü oluşturduğunda ne oluyor? İşte senin o çok sevdiğin kelimenin iktizası ortaya çıkıyor. Bilgelik başlıyor. Yani artık şunu görüyorsun. Ben buyum ve dünyayı böyle görüyorum. Uzmanlığın işin ne olursa olsun fark etmez.
kendini tanımaya başladığında dünyanın sana verdiği dersi daha iyi okumaya başlıyorsun. Kendi zayıflıklarını fark ettiğinde güçlü yanların da sana otomatik gözükmeye başlıyor. Yani kendini sadece yaralarından, acılarından, eksikliklerinden ibaret bir varlık olarak tanımlamıyor. Aynı zamanda gördüğün, bildiğin, hayretin, hayalin bilmem ne cinsinden de kendini tanımaya başlıyorsun. İşte bu bütünlüklü benlik algısı dediğimiz bir şey. Bugünün dünyası bunu parça pincik etmek için elinden geleni yapıyor. Nasıl yapıyor? Teknolojiyle, eğlenceyle, bildirimle, meşguliyetle, telaşla, hızla akan kalamıyoruz. Zamanla. Kalamıyoruz. Yani o duyguyla kalamıyoruz. Aynen. O zorlanmayla kalamıyoruz. Hemen geçirmemiz lazım. Neyi alıyor elimizden bu dünya? Temaşayı. Bak bu program şimdi burada yayınlanıyor. Televizyonda onu yapma şansın yok ama sonra programlar YouTube'a konuyor ya. Bu programı izleyen herkes, bak şimdi ben söyleyince hocam müneccim gibisin diyorlar. 1.5 hızla izliyor bu programı. Evet tabii hızlandırarak izliyor hocam artık. Hocam müneccim gibi nereden bildi? Ya böyle çünkü zamanın ruhu. Bu programa katlanamıyorsun. O kadar uzun aralarda düşünme vakti ayrılması senin işine gelmiyor. Yavaş konuşan insanları dinlemeye tahammülümüz kalmadı mesela. İlginç. Ben mesela bazen ağır ağır konulardan bahsediyorum. Hoca diyorlar ya çok uzattın konuyu falan. Ya çünkü bu uzun bir konu. Düşünmemiz gerekiyor. Ve bu hara göre o bilgeliğin en büyük düşmanı işte. O yüzden izleme, acını da, tatlını da, iyiyi de, kötüyü de, etrafındaki herkesi bir nimet görüp, her türlü olumsuz olayı bir ders görüp izleyebilen insanlar ilginç oluyorlarmış. Kitaplar öyle diyor. Evet. Onların hikayeleriyle dolu sağ sol. Ama dediğim gibi o hikayeleri ya işte falanca ne süper adammış diye okudukça bizden adam olmaz. O hikayeler bizim için. O hikayeler bize bir şey anlatıyor. O hikayeler bize kerteriz noktaları koyuyor. Şunun gibi olacaksın diyor. Şöyle yapman lazım diyor. Bu durumda böyle davranman lazım. Biz o hikayeleri ya hiç üstümüze alınmıyoruz ya da başkasına dediğim gibi ders vermek için kullandıkça da boynumuz maalesef doğrulmuyor. Deneyim önemli tabii. Deneyimi bir temaslı olmak, deneyimle iç içe geçmek ve bütünlüğü sağlayabilmek. Hayat deneyim önemli. Bana sorarsan. Bilgi, ben de tonla bilgi var. Hiçbir işe yaramıyor. Denemediğin şey yok hayatta. Evet. Bilgi sanal bir şey. Yani. Bilgi sanal bir şey ama bilgi deneyimle birleştiği zaman çok güzel oluyor. Bu bilgilerin en değerlisi de deneyimlerden geliyor zaten. Aynen. Başkasının bilgisi benim bilgim olmadığı için zaten gerçek değil ki. Benim kendi bilgim, kendi deneyimimle elde ettiğim şey ise. İşte deney gibi görebilmek. Benlik düzeyinde bütünleşmeye götüren şey de benim kendi bilgim, kendi deneyimim gibi. Sanki orada bir sabır kavramı da var gibi. Hani hızlandırılmış izliyorlar dediniz ya. Evet. Biz sabrı da kaybediyoruz herhalde. Bütünleşmek için sabır da gerekiyor. Bu sabır geçmeseydi programda çok eksik olacaktı. Çünkü sabır. Benim taktığım kavramlardan biri. Mesela sabır bize yine katlanma. Sabırla ilgili bir program yapalım. Katlanma diye anlatılıyor bak sabır. Bu sezonu bitiriyoruz ama gelimizdeki sezon sabır yapalım. Ama sabır ne biliyor musun? Kabul edip devam etmek demek. Elinden geleni yapmaya ama kabul edip. İşte bize sabır bekle geçsin diye. Öyle değil sabır. Tabii. Sabır aktif bir süreç. O zaman bugün programımızın sonuna geldik. Vallahi mı? Vallahi sonuna geldik. Ne çabuk geldi. Ya ağızlarınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ne güzel bir konu. Yani affetmek bir tane kelime. Hani kavram böyle çok şey olmayacakmış gibi geliyordu ama çok yani bir program nasıl geçer affetmekle. Ama gerçekten konuşamadığımız yerler benim zihnimde olan İzleyince ve konuşamadığımız şey yerlerde kaldı. Affetmeyi izledik bugün işte. Evet, gerçekten. Odaklandık ve neler çıktı içinden. Ben vallahi bir sürü bilmediğim şey öğrendim onu söyleyeyim. Ben de öyle. O yani, kadar benim için hakikaten. De çok böyle şey yani yolculuk gibiydi. Ayaklarınıza sağlık. Güzel çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Teşekkür yine bekliyorum.